Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Biraz gecikmeli başladığımızın farkındayım ama akademide bunlar normal, hele mülkiyede çok daha normal. Bizim için gün biraz geç başlıyor galiba çünkü geceler uzun, sabahlara kadar okuyoruz büyük olasılıkla, değil mi? O yüzden sabah kalkmakta zorluk çekiyoruz. Mülkiyede olanlar buna alışıktır ama dışarıdan gelen konuklarımız da kusura bakmasınlar. Belki organize ederken Kerem Hocam bundan sonra duyurursak. Ama orada da şöyle bir risk var. 11 diye duyursak 12.30'da filan başlar. O yüzden aslında iyi duyurduk. Dolayısıyla uygun bir zamanda da başlıyoruz. Hepiniz bugün düzenlenen yasaklanan farklı toplantısına hoş geldiniz. İlgi biraz azmış gibi görünüyor ama konu çok önemli Türkiye'de. Son zamanlarda yaşananlara baktığımız zaman pek çok kurgunun başta siyaset olmak üzere farklılıklar üzerinden yapıldığını görüyoruz. Özellikle bunların keskin bir biçimde vurgulandığını, insanların değişik şekilde kategorize edildiğini, ayrıştırıldığını, gruplara itilmeye çalışıldığını ve bunun üzerinden bir toplumun şekillendirilmeye çalışıldığını maalesef görüyoruz. Ben bu farklılıklar zenginliktir kavramına çok değer atfetmiyorum. Çünkü farklılıklar zenginliktir ifadesi bile içinde farklılıkların ayırdığında olmayı barındırıyor. Aslında asıl olan farklılığın belki farkında bile olmamak olması gerekir diye düşünüyorum. Ben uzun konuşmayacağım. Toplantıda bugün 3 tane sabah götürümde değerli konuşmacımız var. Çok küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Benim çok etkilendiğim bir ifadeydi. Belki bazılarınız da okumuşsunuzdur. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Bir Ceza Avukatının Anıları diye. Belki genç kuşak duymamış olabilir ama bulursanız okuyun. Faruk Erem diye dönemin hukuk fakültesinin önemli hocalarından bir tanesi. Ceza hukukçusu. Hatta o kadar ağırlığı olan bir insandı ki hep şöyle anlatırlardı. Avukat olarak mahkeme salonuna girdiğinde mahkeme heyeti ayağa kalkarmış. Bu kadar saygın olan birisi. Onun kitabının giriş kısmında şöyle bir ifade vardı. Şimdi şeyi hatırlayamıyorum. O ifade ona mı aitti, o birisinden alıntı mı yapmıştı bilemiyorum. Hatırlayamıyorum ama diyordu ki bütün suçluları kazıyın, altından insan çıkar. Yani işte yani ceza hukuk açısından bak işte katili var, hırsızı var, huysuzu var, soysuzu var gibi işte böyle o kanunda sıralanan birinin suçlar, onların cezaları var ki bu hocamız da bu konuda çok çalışmış ama beni çok etkileyen bir ifadeydi. Bütün suçluları kazıyın, altından insan çıkar. Bu şunu gösteriyor aslında. Yani bunu sadece suçlularla sınırlandırmamak lazım. Özde baktığımız zaman var olan ve asıl olan insanı fark edebilmek lazım. Onun sahip olduğu diğer bütün kimliklerden ayrı olarak. Kadın olabilir, Alevi olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir, üniversite eğitimi görmüş olabilir, işsiz olabilir. Nasıl tanımlarsanız tanımlan, hangi kategoriye sokmaya çalışırsanız çalışın, bütün bunlardan ayrı olarak insan olduğunu fark etmek lazım. Bunun üzerine bütün kurguyu yaparsanız aslında bugün ülkenin de sürüklenmeye çalışıldığı bu ayrılık, farklılıkların belirgin bir biçimde vurgulanmasının ne kadar yersiz ve yanlış olduğunu da görebilirsiniz. Ben iki tane kız çocuk babasıyım. İlk kızım 10 yaşında, ikincisi işte 2 yaşına girmek üzere. Şeyi fark etmiştim. İlk kızım doğduğunda çok yani anne baba olanlar bilirler. Çok duygulandım. Yani işte bu sizin kızınız diye verdiler. Ama o kızı başka birisine de verebilirlerdi. Yani bir tane bir insan yavrusu. Yani sizin genetik bağınız vardır bilmeyenler ama özde baktığınız zaman bir cinsel tercihi yok, dini yok, eğitime ilişkin bir sınıflandırmaya tabi değil, siyasi düşünceye ilişkin bir şey yok. Bir tane bir varlık o var. Bunu zaman içerisinde değişik kimliklere sıkıştırarak belli formlarda davranmasını zorlamak ya da belli gruplara yerleştirilerek onun bazı şeylerden mahrum kalmasını, yasaklamasını sağlamak çok anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü o doğduğunda hiçbir şeye sahip olmayan insan, büyüdüğünde de sahip olduğu her şeyden ayrı olarak ya da ait olduğu her gruptan ayrı olarak düşünülmesi, değerlendirilmesi, buna göre yaşamasına izin verilmesi, izin verilmesi sözcüğü bile belki ağır olabilir ama karışılmaması gerektiğine ben samimi olarak inanan insanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla özellikle son zamanlarda Türkiye'de bu ayrışmanın çok kategorik olarak belli eksenlerde, özellikle Sünni İslam ekseninde yapılıyor olmasından çok ciddi kaygılar duyuyoruz. İşte
Hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında kadın erkek birbirine eşit değildir. Yani ifadesi bile aslında ayrımcılığın ne kadar sistemik bir biçimde bu ülkede yöneticiler tarafından körüklendiğinin de bir göstergesi. Biz bunlardan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Ümit ediyorum ki bugün yapılacak bütün sunumlarda bu farklılıkların bir ayrıştırma unsuru olarak sunulmasının ne büyük sakıncaları olduğunu değerli sunuculardan, konuşmacılardan dinleyeceğiz. Şimdi toplantı organizasyonu zor işti. Sağ olsun Kerem Hoca da bana söz verdi. Hocam lütfederseniz dedi. Ben de çok mutlu oldum bana söz verdiği için. Ama bu toplantının arkasında emeği geçenleri ben izin verirseniz burada saymak istiyorum. Çünkü uzun bir hazırlık süreci gerektiriyordu. Başta Raoul Wallenberg kurumuna, enstitüsüne ve özellikle Özlem Altıparmak'a teşekkür ederim. Özlem Hanım'ın çok ciddi katkısı var bu toplantının hazırlanmasında. İnsan Hakları Ortak Platformu, tabii biraz önce sohbet ederken neden Google'da önce Mülkiye'nin İnsan Hakları Merkezi çıktığı konusunda biraz kıskançlıklar olduğunu da fark ettim ama kusura bakmayın yani bizim biraz ağırlığımız olsun ama sizin de önemli kurum olduğunuzu biliyoruz. Feray Salman Hanım'a çok teşekkür ederiz bu katkılar için. Afişimizi görmüşsünüzdür. Çok ben hafta başında gördüm. İnanılmaz derecede beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama çok etkili. Bu afiş, şimdi biz Kamu Üniversitesi olduğumuz için kaynaklarımız sınırlı. En bol olan insan kaynağımız. Paramız yok ama insanımız çok. Bunlardan bir tanesi öğrencimiz Ersin. Ersin buralardan bilemiyorum. O gece çalışanlardan. Ersin Tek'e çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok güzel bir afiş hazırlamış. Ben kendi kopyamı da saklayacağım. Yani o kadar beğendim, onu söyleyeyim. Tabii afiş hazırlamak, konuşmacılara davet etmek yetmiyor. Bir de bunu duyurmak lazım. İşte afiş asarak vesaire çabalar sarf etmek gerekiyor. Bunu da Burcu Halatçı, Burcu aramızda mı onu bilemiyorum. Evet, Burcu'ya da ayrıca teşekkür ederim. Hakikaten o da çok özveriyle bu süreçte çalıştı. Tabii esas teşekkürü hak eden de bizim İnsan Hakları Merkezimiz, onun sevgili müdürü Kerem Hocamız. Kerem Hoca'yı hepiniz çok yakından biliyorsunuzdur. Ben de son 3 yıldır mecburen yakın çalışmak zorunda kaldım. Maalesef demeyeceğim, çok da büyük keyif aldım. Türkiye'de bu konudaki en yetkin isimlerden birisi olduğunu biliyor. Sadece Türkiye'de değil ama dünyada da çok saygın bir isim. Yıllardır çok emek veriyor bu alana, çok çalışıyor. Başta Kerem Hoca olmak üzere İnsan Hakları Merkezi çalışanlarımıza ve tabii son olarak Nisan, sana çok teşekkür ederim. Genellikle müdürler görünür ama asıl kahramanların daha genç kadroları olduğunu biliyorum. Sana da teşekkür ediyorum bu organizasyonun hazırlanmasında. Ümit ediyorum çok verimli toplantılar olur. Ben mümkün olduğunca dinlenmeye çalışacağım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Herkese günaydın. Ben Özlem Altıparmak. Dekan Bey'in de belirttiği gibi İsveç merkezli Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancılık Hukuk Enstitüsü'nde program sorumlusu olarak çalışıyorum. Türkiye'de insan hakları araştırmalarının ve insan hakları eğitiminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kurumlarla partnerlik yürütüyoruz. Bunların içinde hukuk fakülteleri, Türkiye Adalet Akademisi, Polis Akademisi gibi kurumlar var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi bu sene programımıza katıldı. Hoş geldi. İnsan Hakları Ortak Platformu ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediler. Örneğin Eylül ayında cezasızlık temalı bir yaz okulu düzenledik ve çok etkili ve verimli geçti. Yine fakültenin kütüphanesine insan hakları yayınları konusunda desteğimiz oldu. Burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Hani pek çok kuruma kütüphanesine destek sunuyoruz ama yani bu kuruma almak benim için çok önemli ve çok güzel bir şey ifade ediyor. Çünkü hani bu kitapların orada sadece dekor olarak böyle bir süs olarak kullanılmayacağını biliyoruz. Bunların hem sizler hem akademisyenler tarafından kullanacağını, hatta kendi özgürlük ve haklarımız için bir davada atıf yapılan kitaplar olacağını ve sadece o kitapların içinde de kalmayacağını, pratikte kullanılacağını biliyoruz. Bu yüzden de bu çalışmaları desteklediğimiz için çok memnunum.
Kurumum adına tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok değerli konuşmacılar var. Umarım gün içinde de dinleyiciler daha kalabalıklaşır, daha çok insan dinler. Çok verimli, bol tartışmalı, bol düşünmemize sebep olacak bir çalışma, bir konferans diliyorum. Hepinize teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar günaydın. Ben İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Sadece bir şey çok önemli bizim için. Biz insan hakları aktivistleri, insan hakları savunucuları, insan hakları merkezi olmasaydı bu kadar güçlü olamazdık diye düşünüyorum. Bu o kadar kıymetli ve o kadar önemli bir şey ki biliyorum ki İnsan Hakları Merkezi de bizden öğreniyor. Biz de İnsan Hakları Merkezi'nden öğreniyoruz ve Türkiye'nin insan hakları mücadelesine müthiş bir katkı sunuyorlar. Bu çok her yerde görünen bir şey değil. Dolayısıyla tek örnek olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Bunun için üniversitenin kapılarını açmış olması bize, yani fakültenin ve İnsan Hakları Merkezi'nin kapılarının bu kadar açık olması gerçekten çok kıymetli ve bunun uzun süre devam edeceğini umuyorum, diliyorum ve bunun geri kalan bütün üniversiteler bakımından bir örnek olarak alınmasını Sayın Ege Üniversitesi'nden gelen hocama da iletiyorum. Ben sözü burada bitiriyorum. Gerçekten hani teşekküre sığmayacak bir şey bu. Hemen Kerem hocamı oturuma davet ediyorum. Buyurunuz. Ve konuşmacı arkadaşlarımızı da Ahmet Murat Aytaç'ı, Zafer Yılmaz'ı ve Nilgün Toker hocamızı da davet ediyorum. Buyurunuz. Evet, soru sormak isteyen vesaire için kayıt altına. Şimdi bu kayıt meselesi de aslında farklı hayatlar şey açısından kritik bir şey. Hayatımızın devamlı kayıt altına alınması. Buraya gelirken muhtemelen 112 tane kamera tarafından çekilip geldikten sonra 112 mi saydın mı? Onu Sayın Dekan daha iyi biliyor ama ben şeyi de hesap ediyorum, yani şehir içerisindeki kameraları da buraya gelirken her akşam izliyor Sayın Dekan, ben oradan biliyorum gün içinde neler olmuş diye. Ben zaten herkes açılış konuşması yaptığı için bu teşekkürlü açılış konuşmasını değil ama böyle bir toplantıyı neden düzenlemeyi gerekli gördük, onunla ilgili bir iki şey söylemek isterim. Çünkü bu oturumdaki meslektaşlarımla, Nilgün Hoca'yla aylar önce, Ahmet Hoca'yla başından itibaren, Zafer Hoca'yla daha geç ama aynı şeyleri düşündüğümüzü sonradan öğrenerek bu konuyu konuştuk. Böyle bir toplantı, yani niye yeni insan hakları paradigması diyoruz buna ve yasaklanan farklılıklarla ilgili bir toplantı yapıyoruz. Şimdi aslında bir süredir hayatımızda olan bir şey bu. Daha öncesinde de vardı ama bu bir insan hakları sorunu olarak algılanmıyordu. Yani Türkiye'de beyaz yakalıların kendini, daha doğrusu belli bir grupta tam olarak nitelendirilmeyen kesimin daha önce başka hassasiyetleri vardı. İşte laiklik gidecek mi, şeriat gelecek mi vesaire tarzında şeyler. Ama bu bir insan hakları olarak, sorunu olarak görülmüyordu. Yani farklı bir hayat tarzına sahip olmak nedeniyle insanların bazı alanlardan dışlanması, hayat tarzlarını değiştirmeye çalışması vesairesi belli kaygılarla ifade ediliyordu ama hiçbir zaman insan hakları kavramı altında nitelendirilmiyordu. Nitekim gezi olayları olduğunda bu insanlar niye sokağa çıktı, niye sokağa döküldü, bunların lideri kim vesaire gibi sorular sorulmuştu. Aslında insanlar çok basit, ağırlıklı olarak bir insan hakları talebiyle sokağa çıkmışlardı. Türkiye'deki insan hakları hareketi bir süredir bireyin hak ve özgürlüklerinden çok daha çok grup haklarıyla ilgileniyordu. Ama bireyin tekrar kendi haklarını, özgürlüklerini talep etmesi burada karşımıza çıktı. Bu talebin nitelendirilmesinin bir insan hakları aslında talebi olduğunu yeni yeni düşünmeye başladığımız kanaati var. O yüzden
Bunu biraz daha keskinleştirip üstünde konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir insanın cinsel yönelimi nedeniyle, içki içmesi nedeniyle, özel hayatında yaptıkları nedeniyle izlenmesi, hani kamera meselesi o yüzden kritik bir şey, izlenmesi, takip edilmesi, bununla ilgili hakkında kararlar verilmesi bizim hayatımıza bu kadar yoğun olarak yeni girdi ve dediğim gibi insan hakları çerçevesi içerisinde ilk defa görüyoruz. Geçen gün bir dersimde bir örnek vaka olarak tartışıyorduk. Bir kamu kurumunda çalışan bir kişi Gezi olaylarına ilişkin verdiği destekten dolayı Facebook paylaşımları şey yapıyor, hakkında soruşturma açılıyor ve devlet memurları kanununa göre 4B ve 4C hükümleri uyarınca sözleşmenin yenilenmemesi hükmü var sözleşmesinde. O paylaşımları nedeniyle işsiz kalıyor. Şimdi bu aslında karşımıza çıkabilecek hani farklı baskı araçlarından belki de en vahimlerinden biri işsiz kalmak. Ama birçok durumda işsiz kalmak yerine o hayat tarzını değiştirerek hayatını devam ettirme şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun Türkiye'deki yeni bir insan hakları paradigması olduğunu düşündüğümüz için bu toplantıyı gerekli gördük. Daha önce Türklük vurgusuyla ve başka araçlarla belirlenen paradigma şimdi daha muhafazakar bir kimlik üstünden yeniden kuruluyor ve o muhafazakar kimliğin içerisine yerleşmeyen ya da hani kendisini farklı görenlerin yurttaşlık haklarından daha sınırlı yararlanması, bazı durumlarda ağır yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabiliyor. Biz bugünkü toplantıda o yüzden 4 oturumda, yani yarın da devam ediyoruz, 4 oturumda bunu konuşmak istiyoruz. 3 tanesi bütün toplantının ismini ortak bir şey içeriyor. Farklı yaşamlar, farklı düşünceler ve farklı inançlar. Çünkü en çok karşımıza çıkan şey bu baskının farklı yaşam tarzları, farklı alternatif düşünce araçlarını kısıtlama ve farklı inançların bu söylediğim muhafazakar dünya görüşüne yakın bir şeye zorlanması. İlk oturumda ise hani bunun genel çerçevesini bir paternalizm tartışması üstünden yürütmeye çalışacağız. Bu için bu konuda da 3 tane çok yetkin konuşmacımız var. Biz konuşmadık ama ben iki konuşmacının şeyini bildiğim için ikisi de genel kapsamdaydı. Buradaki sırayı takip edebiliriz diye düşünüyorum. Onun için önce Ahmet Murat Aytaç hocamızla, kendisi bizim hocamız ama bir süredir Van'da, onun için ayrıca da teşekkür ediyoruz buraya kadar zahmet edip geldiği için. Buyurun hocam. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Öncelikle buradaki bütün dostlarımı, meslektaşlarımı ve öğrenci arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri özledim, 2 yıldır burada değildim. Beni onlarla bir araya getirdiği için Kerem'e de teşekkür ediyorum. Ben bugün konuşmama Türkiye'de siyasetin belki de en kullanışlı ve süreklilik arz eden formlarından biri olan paternalizmi, hayat tarzı kavramıyla bir arada ele alarak değerlendiren bir konuşmayla devam edeceğim. Fakat bunun için hayat tarzlarını siyasal bir mesele olarak ortaya koymakla ilgili bazı güçlükleri öncelikle ele almak, daha sonra da bunun günümüz siyasetinin paternalist boyutlarıyla olan bağlarını kurmak istiyorum. Belki de bilineni tekrar etmek pahasına, siyasal olanın doğasının anlaşılmasında hayat kavramının giderek artan önemini vurgulayarak çözümlememe başlamak istiyorum. Hayat ve siyaset arasındaki bağı kuran söylem ve düşünce tarzlarının oluşturduğu literatürü biliyorsunuz artık biyopolitika literatürü olarak adlandırıyoruz. Bu literatürün en belirgin özelliğini siyasal tartışmanın odağını egemen iktidarın kurumlaşmış yapısından yaşamın bütününü denetleme iddiasında olan bir iktidar şebekesinin işleyişine kaydırması oluşturur. İşte hayat tarzı sorunu biyopolitik iktidar şebekesi içerisindeki en belirgin düğüm noktalarından birini oluşturuyor.
Lakin hayat tarzı ile sözünü ettiğim genel iktidar şebekesi arasındaki bağlantı noktalarını daha belirgin kılmak için öncelikle bu kavrama biraz daha belirginlik kazandırmak gerekiyor. Genel olarak hayat tarzının bireysel bir tercih meselesi olduğu kabul edilir. Yani zevkler ve tercihlerle ilgili olduğu kabul edilir. Her bireyin maddi ve zihinsel ihtiyaçlarının tatmini için yaptığı bazı tercihler var. Bu tercihler bireylerin sosyal hayat içerisinde kendilerini ayrı bir varlık olarak sunmalarının biçimsel koşullarını oluşturur. Söz konusu koşulların toplamı ise hayat tarzı ya da eskilerin tabiriyle tarzı hayat ya da lifestyle diyoruz değil mi? Lifestyle da deniyor yani Türkçe'ye de giriş kavram. Tarzı hayat olarak tarif ediliyor. Örneğin bir kişi için o tarz sahibidir dediğimizde ya da bu onun tarzı değil, bunu o yapmamıştır gibi saptamalar yaptığımızda sadece o kişinin kendini ifade etme biçiminin taşıdığı estetik özelliklere değil, onun biricikliğine ve özgünlüğüne de gönderme yapmış oluyoruz. Böyle bakınca aslında tarzın bireyi kolektif olandan, paylaşılandan ve ortak olandan ayıran bir nasıl diyeyim bir biçimsel koşul olduğunu sanki hani söylemiş gibi oluyoruz. Genel kullanımda böyle. Dolayısıyla bir arada varoluşun, bir arada davranmanın, bir arada eylemenin mekanı ve olanağı olarak tarif ettiğimiz politikadan uzak bir olguyla sanki ilk başta karşı karşıyaymışız gibi duruyoruz. O halde sorunun politik kavranışının ilk koşulu hayat tarzıyla ilgili tartışmaları birlikte varoluş sorunuyla bir arada ele almaya ne ölçüde mezun olduğumuzu ortaya koyabilmek. Yani ortak hayatla ilgili bir mesele olan politikayla hayat tarzı nasıl birbiriyle bağdaştırılabilir? Bunun için belki de tarz kavramının ödünç alındığı estetikten biraz yardım alabiliriz. Tarz, estetikteki stil kavramının dilimizdeki karşılığı olarak kullanılıyor. Bir sanat eserini anlamanın en güvenli ve belki de en kolay yollarından biri ilk başta onun hangi tarzda yapıldığını saptamaktır. Belki de. Mesela bir resmin klasik tarzda resmedildiğini söylediğimizde veya bir binanın mimarisinin gotik olduğunu söylediğimizde ne yapıyoruz? Yaptığımız şey nedir? Bu saptama gücünü aynı zamanda onların yapılışında kendi bireyselliklerini aşan ve aynı doğadaki eserlerle paylaştıkları ortak özellikler hakkında daha önceden var olan bilgimizden kaynaklanmıyor mu? Yani gotik eserlere özgü genel verilerden ya da işte klasik tarza özgü genel bilgimizden hareketle biricikliğini o eserin ortadan biraz da kaldırıyormuşuz gibi geliyor bana. Dolayısıyla sanatta tarzdan söz ettiğimizde aslında eserin ayrıksızlığını ve tekil karakterini ortadan kaldıran bir estetik paydaşlığa gönderme yapıyoruz demek yanlış olmaz gibi geliyor bana. Böylelikle eseri kendini aşan bir genellik yasasına tabi tutuyor. Genelin özelliklerinden hareketle tekil olanı, tek olanı anlamlandırmış oluyoruz. Şimdi aslında artık tarz derken parçayı bir bütün içine yerleştirmeyi, daha doğrusu tekilliği bütün aracılığıyla temsil etmeyi kastettiğimizi rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bana hayat tarzlarını da pekala bu temsil yasasına uymanın yollarından biri olarak tarif edebilirmişiz gibi görünüyor. İnsanların duygusal ve cinsel yönelimleri, yeme ve içme alışkanlıkları, ev hayatları, tatil yapma ve dinlenme biçimleri gibi faaliyetleri hayat tarzlarıyla yakından ilişkili. Bu faaliyetleri belirleyen zevk ve tercihler insanların bireyselliğinin dışa vurumu olarak kabul görüyor. Hayat tarzı kişinin kendini ortaya koymasının bir yolu ve başkaları tarafından nasıl tanınacağını belirlemenin bir aracı aslında. Yani aslında öz bilincin estetize edilmiş bir biçimi. Bu bakımdan hem bireyin kendini aşan toplumsal gruplara nasıl bağlanacağını hem de diğer insanlardan nasıl ayırt edileceğini gösteriyor. İki işlevi bir arada hani üstleniyor. Kişiyi aşan bir kolektif toplulukla bütünleştirerek onu genelin yasalarına tabi kılıyor. Hayatımıza dair kararlar alırken başvurduğumuz normatif çerçevenin cinsiyet, ırk, sınıf veya ulus gibi ortaklıklar tarafından şekillendirildiğini düşündüğümüzde zevkler ve tercihlerin
parçayı bütüne bağlayan bir başka yanını daha görünür kılmış oluyoruz. Bu bakımdan hayat tarzlarının her zaman için kolektif olma ve yönlendirilmiş olma gibi iki boyutunun olduğunu baştan söyleyebiliyoruz. Söz konusu iki boyut, ilk başta sosyolojinin büyük düşünürleri tarafından açık bir şekilde kavranmıştı. Örneğin Zimmel, hayat tarzlarını soyut ve genel olarak tarif edilmiş insanın birey olarak karakter kazanmasının aracı olarak görüyordu. Ya da Weber, statü gruplarının kabul görme ve saygınlık adına verdikleri mücadelede hayat tarzlarının gördüğü işlev üzerine önemli duruyordu. Marksizmden ve radikal sosyolojiden kaynaklanan bir başka literatür, tüketim kültürü ile hayat tarzları arasındaki bağların kavranmasına oldukça önemli katkılar yapıyor. Ekonomi politikinin eleştirisi üzerinden tabii. Bütün bu katkıların ortak noktasını kendi tercihleri yapan bireyleri yönlendiren düzenlilikleri belirlemek oluşturuyor. Bu düzenlilikleri tanımlayan vektörler fail ile yapı, birey ile toplum veya egemen sınıf ile tabi sınıflar gibi karşıtlıkların sundukları elverişli zemin üzerinde hayat tarzlarını anlamlandırılmak üzere kullanılıyor. Şimdi bu perspektifler her ne kadar hayat tarzını ortak varoluşa özgü problemlerin bir parçası olarak konumlandırmaya el veriyorsa da paternalizme özgü bir siyasi kavrayış geliştirmek, onun Türkiye'deki işleyiş mekanizmalarını açıklamak için bence çok da elverişli değiller. Bu yaklaşımlarda siyasal olan her zaman toplumsal olana veya iktisadi olana indirgenerek açıklanıyor. Ve siyasi olgulara aslında daha derinde yattığı düşünülen açıklayıcı süreçlerin yansıması olan gölge olgular muamelesi yapılıyor. Mesela hayat tarzları politik etkilerini kültürel alanda prestij mücadelesi veren statü gruplarının veya piyasa süreçlerindeki mübadele ilişkilerinden kaynaklanan güç dağılımından hareketle kazanabiliyor. Böylesi bir bakış açısının ancak siyasal hayatın aktif ve kurucu boyutlarının esas alındığı bir analiz çerçevesi içerisinde anlaşılabilecek olan Türkiye'de hayat tarzı ve paternalizm ilişkisinin kavranabilmesi için çok da elverişli olmadığını düşünüyorum. Böylesi bir kavrayışın belirleyici olabilmesi için zaten öncelikle toplumsal olanın ontolojik açıdan öncelikli olduğunu ve siyasal alanın toplumsal alandaki eğilimlerin belirleyiciliğinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ne var ki 200'lü aşkın bir süredir devam eden siyasal modernleşmenin, Türkiye'deki modernleşmenin temelini bunun aksine devletin toplum kurucu gücüne duyulan inanç oluşturuyor. Modernleşme arzusunun temel güdüsünün ve amacının devlet olduğu ve devleti kurtarma misyonunun modern tarihimizde bir leitmotif olduğu konusunda yaygın bir uzlaşma var sosyal bilimler literatüründe. Devlet sadece modernleşmenin amacı değil, aynı zamanda da aracı ve taşıyıcısı olmuş. Bu yüzden de hukuk, devletin faaliyetlerine yön verecek, sınırlandıracak ve istikrar kazandıracak bir araç olarak öne çıkmış. Bu çerçevede daha güçlü ve sağlıklı bir devletin ihtiyaç duyacağı türden yurttaşları üretecek bir toplumsal yapının yaratılması, modernleşme sürecinde stratejik hedeflerini oluşturmuş. Bunun için gerekli çerçeve hep duruma özgü hukuki stratejilerle çözüme bağlanmış. Tanzimat'tan ikinci meşrutiyete, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze ve tabii günümüzde de AB ile uyum yasaları. Gerçi artık hocam pek yapılmıyor değil mi? AB ile uyum yasaları. Yani hukuk yoluyla toplumu... Hukuk yasaları. Evet yani. Hukuk yoluyla toplumu değiştirme, dönüştürme. Buyruk da denebilir tabii. İşte resepsiyon deniyor buna. Resepsiyon yöntemi. Yani nihayetinde devlet ve toplum ilişkilerindeki esaslı dönüşümlerin odak noktasını hep bu sorunsal oluşturuyor. Dolayısıyla şöyle bir spekülasyon yapmakta pek de sakınca görmüyorum. Hani Türkiye'de siyasetin belirleyici öğesini üretim tarzları değil, tarzların üretilmesi oluşturuyor. Yani aslında mesele hayat tarzları üzerinden şekillendiriliyor gibi. İnsanların siyasal alandaki çatışmalarını, ortak tutumlarını tekrar ediyorum, üretim tarzlarına bağladığımızda pek de anlayamıyoruz. Anlayamadığımız koalisyonlar, ittifaklar, çatışma örüntüleri çıkıyor. Bize anomali gibi gözüküyor. Dolayısıyla tarzların nasıl üretildiğine bakmak, yani hayat tarzlarına bakmak belki de Türkiye için daha elverişli olur gibi geliyor bana. Evet, hayat tarzlarının Türkiye'de bir sorun teşkil ettiği çerçeve bence bu özgürlük tarafından ziyadesiyle belirleniyor. Bireylerin yaşam tercihlerini belirleyen öznellikler,
Siyasal modernleşme deneyimimizin oluşturduğu bu yapısal faktörler önlendiriliyor. Burada kişisel aidiyet duygusu, politik olarak tarif edilmiş olan yurttaşlık ideallerinin kısıtları çerçevesinde kendini kuran ve hayatını düzenleyen bireylerin seçimleri tarafından belirleniyor. Burada toplumdan ve ekonomiden kaynaklanan, örneğin değişen modalar ve tüketim kültüründeki kaymalar sadece bu yurttaşlık idealine eklemlenerek etkilerini icra edebiliyor. Yani devlete özgü rasyoneliteler ve devletin denetleyici gücü piyasa ve toplumsal sınıfların hayat tarzları üzerindeki etkilerini kendine eklemleyerek yönlendiriyor. Bu yüzden mesela okul, hastane, hapishane, atölye veya kışla gibi bazı hani dispozitifler deniyor ya, aygıtlar, hani dispozitifler tarafından yayılan buyruklar veya standartlar hayat tarzının şekillenmesinde esas olarak belirleyici oluyor. Bu yönlendirici kurumların hukuk aracılığıyla düzenlenmesi, hukuk, siyaset ve bireyler arasındaki ilişkiye özel bir önem vermeyi gerektiriyor. Bu açıdan açıklığa kavuşturmamız gereken bir başka kavram, hukuki ahlakçılık kavramı. Daha iyi ve sağlıklı bir toplum yaratma, tıpkı hani Türkiye'nin modernleşme deneyiminde olduğu gibi, daha iyi ve sağlıklı bir toplum yaratma ve daha güçlü bir devlet olma idealiyle motive olmuş siyasi iktidarların devlet ve bireyler arasındaki ilişkileri olduğu kadar bireyler arasındaki ilişkileri de bu hedefle uyumlu bir şekilde düzenleme eğilimine hukuki ahlakçılık diyebiliriz. Hukuki ahlakçılık, hukuk kurallarının ahlaki değerlere göre belirlenmesini ve son aşamada esasında ahlakın hukuk olmasını hedefleyen politik bakış açısını tanımlar. Buradaki esas sorun, ahlak kurallarının her zaman için kısmi ve tartışmalı olmasına rağmen hukuk aracılığıyla geneli etkileyecek bir yaptırım gücüne kavuşmasından ileri gelmektedir. Bu yaptırım gücünün temel meşrulaştırılma biçimi ise hukuki paternalizm olarak kavramlaştırılabilir. Hukuki paternalizm, bireylerin rızasına bakılmaksızın belli bir değerler sistemi tarafından genel iyi olarak tarif edilen kuralların hayata geçirilmesi için uygulanan yöntemler ve araçlar bütünü. İşte hukuki ahlakçılık ve hukuki paternalizm kesişim alanı, Türkiye'de hayat tarzı siyasetinin bir insan hakları sorunu olarak öne çıktığı zemini var ediyor. Şimdi bu alanda karşılaştığımız insan hakları sorununun tüm boyutlarıyla kavranabilmesi için hukuki paternalizmin Türkiye'deki siyasi Türkiye'nin siyasi tarihindeki yerini açığa çıkarmak gerekiyor. Yani nasıl bir evrim geçirdiğini ve nasıl bir kırılma geçirdiğini başlangıçtan günümüze açıklamak gerekiyor. Türkiye'de modernleşmenin hem devlet merkezli olması hem de modernleşme sürecinin sürükleyici aktörünün devlet olmasından ötürü insan hak ve özgürlükleri modernleşme sürecinin tali bir öğesi olarak kabul edilmiş. Ancak çağdaşlaşma sürecinin son aşamasında elde edilebilecek dolaylı bir kazanım olarak görülmüş. Yani halk henüz hazır değil, halk olgun değil, haklarını kullanabilecek bilinç seviyesinde değil gibi tanıdık bildik argümanlardan söz ediyorum. Böylesi bir modernleşme sürecinin nihai hedefi, çağdaşlığın temel referansı olarak kabul gören batılı değerlere sahip olan yurttaşların yaratılması olmuş ilk başlarda. Bu değerleri temsil eden kültürel simgelerin yaygınlaştırılması, zevk ve tercihler sisteminin toplumsal alana derinlemesine kök salması, çoğu zaman yasal yaptırımlarla desteklenmiş devlet politikasının odağı olmuştur. Yani şapka kanunu gibi, kılık kıyafet dönüşümleri gibi şeylerden söz ediyorum. Hatta bu düzenlemelerden ötürü asılan insanların olduğu bile, hani Atıf Hocam bile, Atıf Hoca mesela, Çorumlu Atıf Hoca'nın bu şapka bu başla çıkar, yani bu sarık bu başla çıkar dediği için asıldı bile söylenmekte. Dolayısıyla bireylerin değerleri ve hayat tarzları aslında modern cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri temel bir düzenleme alanı, dolayısıyla da siyasal müdahale alanlarından birini oluşturmuş. Bu müdahale süreci devletin zor aygıtları kadar iktisadi, politik ve ideolojik gücünü de devreye girdiği karmaşık bir mekanizmayı işletiyor. Bu mekanizmanın en çarpıcı etkisi yurttaşlara özgülenmiş olan hakların kullanımıyla ilişkili olarak soruna baktığımızda ortaya çıkıyor. Yurttaşlık anayasal bakımdan eşit haklara sahip, dolayısıyla da hukuksal bakımdan eşit haklarla herkese tanınmış,
olmasına rağmen söz konusu müdahalelerin bazı yurttaşlarını diğerlerine göre daha dezavantajlı konuma itmesine yol açan, meseleye dair özel bir kavramlaştırmayı yapmamıza bizi zorluyor. Hak, bireye tanınmış bir yetki olduğuna göre bireyin o hakkın kullanımını olanaklı kılacak bir kapasiteyle donatılmış olması vazgeçilmez bir koşul. Hakkın kullanımının ortaya çıkaracağı sonuçların bireyleri dezavantajlı duruma itmeyeceğine dair bir güvencenin varlığı da ayrı bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Hakkın ifa edilmesi için yurttaşların gerek duydukları kapasitenin kısıtlanması veya bir hakkın kullanılması sebebiyle ideal vatandaş, ideal yurttaş tarifinin dışına itilmiş bireylerin oluşturduğu alanı zayıf yurttaşlık bölgesi olarak belki de adlandırabiliriz. Zayıf yurttaşlık bölgesi. İşte bu zayıf yurttaşlık bölgesi sözüm ona bireysel tercihlerini yapan, özgür bir şekilde hayat tarzını belirleyen bireylerin karşı karşıya kaldığı içine düşmekle yani tehdit edildiği alanların başında geliyor. Zayıf yurttaşlık biçimsel açıdan yurttaşlık haklarına sahip olmasına rağmen bu özgürlüklerin fiili kısıtlamalar, görünmeyen engeller ve özel hukuki düzenlemeler yoluyla daraltılması olarak da anlaşılabilir. Bu bağlamda hayat tarzını kendi değerleri ve inançları doğrultusunda düzenleme özgürlüğünden yararlanan bireylerin egemen değerler sistemleriyle çatıştıklarında veya hukuki paternalizme direnç gösterdiklerinde doğrudan veya dolaylı olarak bu zayıf yurttaşlık bölgesine kaydırıldıklarını, itildiklerini görüyoruz. Zira Türkiye'de hukuki paternalizm gücünü bu yurttaşlık konumunun içerdiği yaptırımların haklar ve özgürlüklerin kullanımına getirdiği fiili sınırlamalarından almaktadır. Örneğin biliyorsunuz muhafazakarlar kendi tarihlerini ve kimliklerini kurduklarında hep 1930'lu yıllara, biraz da 40'lı yıllara gönderme yaparlar. O yıllarda toplumun muhafazakar ve inançlı kesimleri modernleşme sürecinin zayıf yurttaşları olarak bu yurttaşlık bölgesinde ikamete zorlanmıştı. Bu süreci toplumun geleneksel değerlere sahip ve modernleşme uygulamalarını dönüştürmeyi hedeflediği kesimlerin zorlanma dönemi olarak da anlamak mümkün. Ne var ki sürecin bir başka boyutunu modernleşme süreçlerinin hedefleriyle uyumlu yeni toplumsal grupların ortaya çıkması oluşturuyor. Kendini çağdaşlığa referansla tarif eden, batılı yaşam tarzlarını nispeten içselleştirmiş ve çoğunlukla da kentli olan bu toplumsal gruplar, Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinde geleneksel değerlere sahip olan toplumsal kesimlere nazaran yurttaşlık haklarından yararlanmada biraz daha avantajlı konumdaydı sanki. Ancak 80'li yıllarda başlayan ve son dönemlerde hız kazanan toplumsal ve politik dönüşümler, işaret ettiğim toplumsal kesimler arasında önceden kurulmuş olan dengeleri tersine dönüştürdü. Şimdi bu dönüşümün çok değişik kaynakları var. Yani 70'li yıllarda alternatif bir toplum modeli sunan sosyalizmin işte güç kaybetmesi, işte İslam'ın küresel olarak yükselmesi, yani birçok şey sayılabilir. Ben hani bunların analizine girmeyeceğim. Fakat nihayetinde hani bir değerlerin bir şekilde hani kaydığını hani saptamakla şimdilik yetiniyorum. Ve yeni bir eksen oluştuğunu söylemek istiyorum. Bu yeni eksen uzun yıllar boyunca zayıf yurttaşlık bölgesinde ikamet etmiş toplumsal kesimlerin duydukları siyasi hoşnutsuzluğun sahip oldukları değerleri belirleyen inanç sistemi olarak İslam ile tarif edilmesine yol açıyor. Böylelikle muhafazakar siyasal aktörlerin söz konusu toplumsal kesimlerle öncekinden farklı bir bağ kurmasında ve onlarla kuracağı iletişimin çerçevesini oluşturmasında İslami değerler belirleyici bir güç kazanıyor. İlk başlarda söz konusu dönüşümün etkileri kamusal alandan dışlanmış ve yurttaşlık hakları bakımından bastırılmış kesimlerin değerlerine siyasi alanda bir ifade gücü kazandırılması. Yani bir mağdurun güçlendirilmesi politikası gibi kendini sundu. Oysa artık günümüzde kendi ahlaki değerlerini toplumun genel yararı ve ortak iyilik için yaptırım gücüne kavuşturulmasını talep ediyor bu yaklaşım. Yani bir tür hukuki ahlakçılık siyaseti gücü ve düzeyine ulaştı. Bu toplumsal dönüşümlerin etkisiyle. Bu hukuki ahlakçılığın farklı yansımalarını siyasal uzlaşmazlığın sıcak temas noktaları olarak adlandırabileceğimiz alkol yasakları, kürtaj, müstehcenlik, pornografi, kadın hakları,
queer bireylerin hakları, sigara ve uyuşturucu alandaki düzenlemeler, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğünün sınırları gibi tartışma alanlarındaki kutuplaşmalardan da yola çıkarak anlayabilmek mümkün. Bu kutuplaşmalarda yeni muhafazakar bakışın ölçüt aldığı değerlerin referanslarını, toplumu bir arada tuttuğuna inanılan aile, din ve inanç topluluklarının oluşturduğu cemaatler oluşturuyor. Aile, din ve cemaatler. Bu referanslar hukuki ahlakçılığın değerler sisteminde söz ettiğimiz üç kuruma zarar veren her şeyi genel yarara ve ortak yaşamın gereklerine aykırı kabul eden bir geçişin varlığını işaret ediyor. Bu geçiş doğrultusunda siyasal bölünmelerde konumların ve değerlerin yeniden tarif edildiği yeni kutuplaşmalar üzerinden farklı hayat tarzları değerlendirilmektedir. Şimdi burada hukuki ahlakçılığın işaret ettiğim formüle ilgili olarak saptamak istediğim önemli bir husus bulunuyor. Her ne kadar dini değerleri referans alan ahlakçılığın, modernliğin uzun baskı geçmişince yaratılan hoşnutsuzluğun siyasi ifadesi olduğu kısmen doğru olsa da, esasında bu tarz bir baskıyı olanaklı kılan hukuki paternalizme özgü araç, yöntem ve argümanları uygulama bakımından hukuki ahlakçılık ansiyan rejim ile tırnak içinde belli bir süreklilik ilişkisi içerisindedir. Dolayısıyla bu tarz bir paternalizm uygulanmasının siyasi konumları ve değerleri yeniden belirlese de aslında insan hakları ve devlet arasındaki ilişkiyi kavrama biçimi açısından Türkiye'deki devlet zihniyetiyle uyum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde hedef alınan kitle ve taraflar değişse de haklar ve özgürlükler alanı üzerinde yarattığı kısıtlayıcı etki bakımından çok fazla bir değişim olmadığı ortada. Çağdaşlık ve batılılaşmayla kendini uzun süre tarif etmiş toplumsal gruplar bu dönemde sınırları hukuki ahlakçılık tarafından belirlenmiş olan zayıf yurttaşlık bölgesinin yeni sakinleri olmaya aday gösteriliyor. Hukuki ahlakçılık bazı insanların sırf sahip oldukları değerlerin çoğunluk tarafından yanlış kabul edilmesinden veya sürdürdükleri hayat tarzlarının gayri ahlaki bulunmasından ötürü genel olarak yurttaşlara tanınmış olan hak ve özgürlüklerden yararlanırken güçlüklerle karşılaşmasına yol açıyor. Örneğin iş sınavlara girdiğinizde giyim kuşamınız önem kazanıyor. Kısa etek mi, uzun etek mi? Bıyık nasıl bırakılmış? İşte saçlar nasıl taranmış? Pantolon bol paça mı yoksa işte bilmem ne mi? Yani gerçekten sonuçta hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı olmayan şeylerin dolaylı ve fiili olarak hakka, örneğin istihdam edilme hakkına, ifade özgürlüğü de dahil birçok hakkın kullanımına belli sınırlar getirdiği görünüyor. Bu dolayısıyla tüm insanların eşit saygı ve değere sahip olması gerektiği inancıyla derin bir çelişki içinde. Hukuki paternalizmin Türkiye'nin insan hakları sorunu bakımından önem taşıyan ilk boyutu işte burada çıkıyor. Özel hayatın dokunulmazlığı, kişi hakları, ifade özgürlüğü, aile ve din ve vicdan özgürlüğü gibi haklarla bağlantılı olarak ele alınabilecek farklı bir sorun alanı kendini burada ortaya koyuyor. Bu sorunlar Türkiye'deki uygulamaların fiilen oluşturduğu zayıf yurttaşlık nosyonuyla da bütünleşince artık sadece bireylerin değerlerine bir müdahale olmanın ötesinde siyasal katılım ve demokratikleşme mekanizmalarının işletilmesi bakımından da önem taşıyan başka bir boyutu öne çıkarıyor. Nitekim bu boyut 2013 yılı boyunca devam eden gezi olayları sırasında ortaya çıkan siyasi hoşnutsuzlukta kendini ziyadesiyle belli etti. Hukuk sistemine ve siyasal katılım süreçlerine sinmiş olan bu paternalist çerçeve, ahlakçılığa yönelik itirazların sonuç doğurmasına el verecek kurumsal çözümlere sahip olmadığından ötürü, ülkede yaygın, süreyen ve kararlı sokak eylemlerinin ortaya çıkmasına ve bu eylemliklerin bastırılması sürecinde yaşam hakkı da dahil birçok insanın hakkının ihlal edilmesine sebep vermiştir. Sayın Başkan, benim söyleyeceklerim bundan ibaret ama konuşmamı bitirirken bir noktaya daha hani vurgu yaparak bitirmek istiyorum. Daha doğrusu bir konudaki görüşümü söylemek istiyorum. Bugün bizimle beraber doktora yapmış bir arkadaşımız Elifan Köse yargılanıyor.
Evet, söz ettiğim bu anlayıştan ve bu zihniyetten ötürü yargılanıyor. Konferansımız olmasaydı muhtemelen biz de onun hani davasında olacaktık. O yüzden kendisine buradan selam ve sevgi gönderiyorum. Yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Bugün iki tane aslında önemli şey var. Belki onu da hatırlatmakta fayda var. Bir de 19 Aralık bugün. Hayata dönüş operasyonunda 30 kişinin can vermesine yol açan operasyonun da yıl dönümü. Şimdi sen söylerken onu da hatırlatmak ve orada hayatını kaybedenleri anmak gerekliliğini düşündüm ben de. Şimdi Zafer hocama geçeceğiz. Sanıyorum şöyle bağlamak mümkün. Aslında bu paternalizm kendisini biraz da karşısıyla tanımlıyor. Gezi olaylarında dahi hatırlanacağı üzere olayları çıkaranların ahlaklarıyla ilgili bir yargılama söz konusuydu. İşte camiye ayakkabılarıyla girmeleri, efendim çadırlarda işte cinsel ilişkiye girmeleri, meşhur Kabataş olayında altı deri pantolonun üstü çıplak bir grubun şey olması. Tabii bu aslında karşıyı ve ötekini ve bir düşmanı ifade ediyor. Ahlaksızları toplar. Evet, toplu olarak ahlaksızlı ama yani bu aslında kendini tanımlarken karşıya olan ihtiyacı ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sanıyorum Zafer Hoca'nın girişi de buradan bir yerlerden olacak. Onun için böyle güzel bir bağlam olabilir. Buyurun hocam. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Hem davet ettiğiniz hem de buraya girip bizi dinlediğiniz için katılımcılara teşekkür ediyorum. Ben Yeni Türkiye'de dava seferberliğine düşmanlaştırılan farklılıklar üzerine konuşmak istiyorum. Konuşacağım bugün. Paternalizm hepinizin bildiği gibi insanlar arasında eşit olmayan bir bağ yaslanan simgesel bir otorite biçimi. Buraya kadar konuştuklarımız üzerinden, Ahmet Hoca'nın bize çizdiği bu kapsamlı çerçeve üzerinden şöyle sorularla ben başlamak istiyorum. İktidarı koruyucu bir kılıf altında çerçeveleyerek onun her zaman bizler için var olduğunu iddia ederken, bizleri de iktidara tabiyetle zorunlu kılan bu iktidar düzeni, iktidar karşısında yaşam ve benliklerimiz söz konusu olduğunda en temelde nereyi ve neyi hedef alıyor? Karşimed'in devlet kuramının temeli olarak gördüğü, aslında paternalizmin de sıkça atıfta bulunduğu, koruyorum o halde kendime bağlıyorum ibaresinde ifade olunan bu açığa çıkan ilişki, bu bağlanma ilişkisi aslında bizlerden nasıl bir tabiyet biçimi bekliyor? Daha doğru bir ifadeyle iktidar karşısında bizleri hiyerarşik olarak her zaman altta bir konuma yerleştiren söz konusu bağlanma tarzı, bu bağlanma içerisinde bizlerin nelerden ve neyden vazgeçmesini istiyor. İktidarı bağımlı olan kişinin etki altında kaldığı ancak bu kişinin kendisine bakmakta olanlara etki edemediği tek yanlı bir denetim olarak gören paternalizm, iktidar karşısında farklılıklarımız ve benliklerimiz söz konusu olduğunda nasıl iş görüyor ve ne tür yaralar açıyor? Kolayca cevap verilemeyecek olan bu sorulara bir yanıt mahiyetinde bizlere başlangıç olabilecek yegane kavramın ben, bugünün Türkiye'si göz önüne alındığında artık başı dik durma ve haysiyet kavramı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi paternalizmin farklılıkları tanıma ve kabulü, onları bir mesele olarak ele alışı tek bir koşula dayanıyor. İtaat altına alarak himaye etme ve kendine bağlı, bağımlı kılma. Bu nedenlidir ki Richard Sennett paternalizmin aslında sahte bir sevgiye dayanan bir otorite biçimi olduğunu söylüyor. Ve bugün biz farklılıklar karşısındaki bu sahte sevginin de paternalizmin iyicil yüzünün de görünümünün de Türkiye'de bütünüyle sonuna geldiğimizi görüyoruz. Kısaca günümüz Türkiye'sinde paternalizmin ortaya çıkmaya başlayan diğer yüzünün siyasal bir analizini yapmaya ve doğmakta olan yeni siyasetin farklılıkların siyasal tanınması açısından yaratacağı olası sonuçlara değinmek istiyorum. Bu bağlamda soracağım temel soru da aslında şu. Farklılıkları kendi iktidar projesine tabi kılarak içerme politikasının sonuna geldiğimizde bizi bekleyen nedir? Karşı karşıya olduğumuz temel sorunun bugün bu olduğunu düşünüyorum artık. Nuray Mert gibi hükümete yakın
basın organlarını yakından takip eden pek çok yazarın belirttiği gibi aslında bir... Nurayemert'e hükümete yakın yok, demedim. Nurayemert gibi hükümete yakın basın organları, yani İslami basın organlarını yakından takip eden pek çok yazarın söylediği gibi bir dava seferberliğiyle karşı karşıyayız. Bu dava seferberliği sürekli dillendirildiği gibi ecdadı yeniden diriltmeyi, ecdadın mirasını yeniden canlandırmayı, kitle seferberliği inşa etmeyi ve öz yurdunda garip, öz vatanında pari olan dindar Sünni Türklüğü aslında yeniden inşa etmeyi amaçlıyor. Bu inşa sürecinde de aslında bu dindar Sünni Türklüğü ayağa kaldırarak iktidar partisinin amaçları ve Cumhurbaşkanı'nın şahsiyeti etrafında bir kenetlenme yaratmayı hedefliyor. Son çıkan yasalara, işte siyasal cemaatin yeniden, aslında son çıkan yasalara ve hükümetin tutumuna baktığımızda kolayca söyleyebileceğimiz gibi en iyi ihtimalle siyasal toplum ve sivil toplum arasında bir kenetlenme yaratmayı amaçlayan entegre bir güvenlik devleti projesiyle, daha kötü bir ihtimalle ise bütün farklılıkları dost ve düşman ikili içerisinde tarifleyen bir siyaset biçiminin aslında dirilmeye başlamasıyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönem için geleneksel çatışma biçimlerinin yerine sokak hareketleri ve şehir savaşlarının öne çıkacağı öngörüsünü bulunan pek çok yazar, Yeni Şafak'a bakarsanız bunun pek çok örneğini görebilirsiniz. Sadece devlet gücüne ve güvenlik birimlerine dayanan çözüm örneklerinin başarısız olacağını ve bunun kitle reaksiyonunu daha da azdıracağını ve dolayısıyla da olağanüstü hal yasaları çıkarılsa ve bunlar uygulansa dahi sokakların kitlelerin öfkesini dindirmekte başarılı, sokakların ve kitlelerin öfkesinin dindirilmekte başarılı olamayacağını söyleyip ardından ekliyorlar. Burada siyasetin yapacağı en önemli şey büyük davalar, idealler, hedefler üretip kitlelerin bunu benimsemesini sağlamak. Devlet gücünün yanında sivil yöntemleri kullanmak, kitlesel eğilimleri yönetmeyi bilmek, devlet ve toplum ortak bir dil ve hedef geliştirebilmektir. Bu nedenle hepimizden topyekün ümmet adına bir kavganın neferleri veya en azından destekçileri olmamız bekleniyor. Bunun için de siyaseti savaşa indirgen, her tür siyasal faaliyeti iç düşmanla yürütülen bir savaşın birer uzantısı haline getiren siyasetçileri, yurttaşları, basını, yargıyı ve üniversiteleri hem devlet kurumları arasında hem de devletle toplum arasında bir birlik inşa etmeye davet eden bir dava siyasetinin aslında dillendirilmeye başlandığını görüyoruz. Böyle bir siyasetin farklı yaklaşımlar, farklı düşünceler ve farklı inançların tanınması açısından çok önemli sonuçları olduğunu düşünüyorum. Bu tür bir siyasi yaklaşım çünkü her tür siyasal faaliyeti, fikir beyanı ve farklılığı, farklılığın siyasal meşruiyetini dava etrafında inşa olunmuş bu dost düşman ikiliği ayrımı etrafında kurulmasını bütün siyasal aktörlere aslında bir anlamda dayatıyor. Yani bu dost düşman ikiliğinin dışına düşen ya da düşman tarafına düşen her tür farklılığın bir anlamda gayrimeşru ilan edileceği bir zeminin önünü açıyor diyebiliriz. Siyasetin dost düşman etrafında, ikili etrafında katılaşarak ötekiyle her tür karşılaşmanın siyasal varoluşa yönelik bir tehdit haline getirileceği ve dolayısıyla da olağanüstü halin şiddetle donanmış egemeninin göreve çağrılacağı bu tür bir siyaset eğer gerçekleşirse farklılıklar açısından basitçe bir dışlanmayı ve ötekileştirilmeyi değil aynı zamanda düşmanlaştırmayı da gündeme getiriyor kanımca. Teolojik bir bağlam içerisinde yeniden ele alınan etnik, dini, yaşam tarzları açısından farklılıklar sadece devletin ve milletin birliği sorunun uzantısı olarak değil, iyi kötü arasındaki kutsal mücadelenin de bir parçası olarak yeniden inşa olunuyorlar. Dindar Sünni Türk kimliğinin bütünlüğüne ve kesinliğine en büyük tehdidi ortaya koyan yaşam tarzından etnik dini farklılıklara her tür farklılık, hegemonik kimliğin saflığını ve bütünlüğünü korumak amacını taşıyan bir dizi çabada ortaya çıkan bir kötülük sorununun aslında parçası olarak yeniden tarifleniyorlar. Basitçe artık AKP'nin ilk döneminde olduğu gibi biz ötekiler arasındaki ikiliği ya da biz inşasını biz ve Müslüman çoğunluk ya da Türkiye'deki bize oy veren çoğunluk ve onun karşısındaki beyaz Türkler ikili üzerinden kurmayan, bunun yerine gittikçe daha ümmet davasını sahiplenenler ve ümmet davasının dışına düşenler ikili üzerinden tarifleyen, daha teolojik bir bağlam içerisinde ötekiyle kurulan ilişkiyi de yeniden kurgulayan bir siyasetin açığa çıkmaya başladığını görüyoruz. Karşılık bulup bulmayacağını henüz
içeriğinin de ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz, vakıf olmadığımız böyle bir siyasetin genel çerçevesini güç siyasetinin, reaksiyonerliğin, çoğunlukçuluğun ve siyasal kutuplaşmanın çizdiğini çok açık ve net bir şekilde aslında hepimiz görüyoruz bence. Ben farklılıklarla kurulan ilişkinin bu bağlamda nasıl dönüşeceğine ilişkin ya da gelecekte farklı düşünceleri, farklı yaşamları, farklı etnik kimlikleri, farklı dini kimlikleri neyin beklediğine dair aslında bir ipucu vermesi açısından üç temel noktaya değineceğim bu bağlamda. Bunlardan bir tanesi aslında temsil ilişkilerinin nasıl dönüşmeye başladığı, bir diğeri bu temsil ilişkilerinin dönüşümü bağlamında ne tür bir duygulanım rejiminin, ne tür bir duygulanma biçiminin aslında bu bizim inşasında hayata geçirildiği ve sonuncusu da aslında bu bağlamda yine siyasal meşruiyetin yeniden nasıl tariflenmeye başlandı. Dava söylemiyle hükümet taraftarları siyaset öncesi ve içi, çünkü sadece siyaset için değil aynı zamanda siyasal meşruiyetin sınırlarını çizen, ona zemin oluşturan siyaset öncesi bir töz olarak da dindar Sünni Türklük inşa ediliyor. Dindar Sünni Türklüğün yeniden inşa edildiği bu dönemde aslında parti seçmen tabanını kriz anına odaklanmış bir gruplaşma içinde tahkim etmeyi ve muarızlarına büyük kitleleri manipüle ederek hareketlendirme kabiliyetine sahip olduğunu doğrudan göstermeye amaçlıyor. Az önce söylediğim gibi basitçe farklılıkları evcilleştirme ve nötralize etme çabasında olmayan bunun yerine farklılıkları yeni bir bağlam içerisinde inşa etmeye gayret eden, hatta gerekirse onları nötralize etmeyi hedefleyen bir siyasal projeyle karşı karşıyayız. Ve bu siyasal projede sürekli olarak heterojen ve çatışan unsurlardan oluşan halkı homojen ve milli iradenin taşıyıcısı olan seçmene indirgiyor. Bütün siyasal faaliyeti sürekli olarak seçim anından menkul görüyor. Ve seçimlerden çıkan çoğunluğa da siyasal meşruiyetin tek temeli olarak bakıyor. Bu dar çoğunlukçu anlayış siyasetin aşırı kişiselleştirmesi yoluyla da koruyucu, müsamahasız, yargıç ve güçlü bir kişilik olarak da Cumhurbaşkanı'nın şahsında lideri sürekli öne çıkarıyor. Sonuç olarak aslında bütün bu sürece baktığımızda temsil ilişkilerinin de ciddi bir kırılmaya ve dönüşüme doğru evrilmeye başladığını görüyoruz. AKP hiçbir zaman her ne kadar bir takım tartışmalar olsa da seçimlerin meşruiyetini bir sorun haline getiren bir parti olmadı. Ya da kendi meşruiyetini seçimlerden koparan bir parti olmadı. Fakat bu lider şahsında cisimleşen ve vücuda gelen dava siyasetine baktığımızda aslında temelde temsil ilişkileri açısından önemli bir kırılma noktasında olduğumuzu düşünüyorum. O da şudur ki basitçe halk ve temsilcilerin birbirlerinin aynadaki suretleri olduğu düşüncesine yaslanan ve temsili demokraside ifadesini bulan imgesel bir temsilden yavaş yavaş artık temsilciler ve temsil edilenler arasındaki mesafenin bütünüyle askıya alındığı, liderin halkın iradesinin doğrudan tecessümü olduğu ve liderin eylemlerinin kendiliğinden meşru olduğu bir simgesel temsile doğru yol almaya başladık. Bu da temsil ilişkileri açısından şu demek, bizzat temsilin olanaksız hale gelmesi demek aslında. Yani temsili demokrasinin bir kesintiye uğratılması demek ve kendi kendini yetkilendirmenin aslında siyaseten temsil ilişkileri açısından bir belirleyici haline dönüşmesi demek. İlk bakışta göreceğimiz gibi siyaseti reflekslere ve sembollere demirleyerek kitle hareketliliği inşa etmeyi, siyasal topluluğun yerini yegane temsilciliğini kendine atfetmeyi ve aslında karar alma biçimi olan ki çoğunluk kuralı bir karar alma biçimidir temelde. Bir karar alma biçimi olan çoğunluk kuralını çoğunlukçuluğa çevirme girişimini benimseyen bu siyasi yaklaşım temsil alanını daralttığı gibi bundan daha önemli olarak bir adım sonrasında temsili bütün olarak da olanaksız hale getirmenin kapılarını açıyor kanaatindeyim. AKP popülizmi sadece desteğini böyle liderde cisimleşen bir kişileşen bir karizmadan ve yerellerde örgütlenmiş iyi bir ağdan da almıyor. Temsile yönelik bu çerçeve güçlü bir duygulanım rejimiyle de aslında ötekiler ve farklılıklar açısından önemli imaları olan güçlü bir duygulanım rejimiyle de hayata geçiriliyor. Ki biz siyaset bilimciler genelde duyguların siyasette oynadığı o aktif rolü göz ardı ederiz. Neyi kastediyorum bundan? Bu
Türkiye siyasetine baktığımızda bu duygulanım rejiminin temel motiflerinin şunlar olduğunu düşünüyorum. Beyaz Türklere ve eskinin elitlerine yönelik bitmek bilmez bir tür hınçtan, iktidarın her tür nimetinden faydalanırken her nasılsa hep kaybeden bir tür şahane mağdurluktan, muarızı ilan ettiklerine karşı seçim galibiyetleriyle yükseltilen revanşizmden ve güç ve zenginliği ele geçirmekten kaynaklı muazzam bir coşkudan meydana geliyor aslında. Ve parti ve medyadaki destekçileri tarafından sürekli hayata geçiren bu duygulanım rejimi, devletin meşru sahipleri olarak biz ve ötekiler arasında yürütülen güç mücadelesini aslında hınç sosuna batırılmış bir şekilde sürekli olarak meşrulaştırıyorlar. Harekete, yani hayata geçirilen bu duygulanım rejiminde baktığımızda kolayca göreceğimiz kendi dışını, kendinden farklı olanı son derece negatif olarak tarifleyen bir topluluk ve biz inşasıyla karşı karşıyayız. Revanşizmden meydan okumaya dönüşen, kendi dışındaki farklılıklara yönelik olarak sürekli bir meydan okumaya dönüşen bu tür bir ruh hali, kendi muarızlarında ve ona maruz kalanında kolayca göreceğimiz gibi yine haysiyet yaraları açmaya son derece aday bence. Bakın küçük bir alıntı okuyacağım size. Bu duyguların rejimden neyi kastettiğimi çok net bir şekilde göreceksiniz. Yeni Şafak'ta yazıyor kendisi. Müslahar isimle yazıyor. Kim olduğunu yani bilmiyoruz bu nedenle. Ali Nur Kutlu, okuyorum buradan. Allah aşkına Elazığ Palu'ya gidip Zaza Gakkoş'a Erdoğan diktatörmüş diye söyleyin bakayım size ne yapıyor? Beyaz kardeşim. Beyaz kardeşine sesleniyor. Yani o laflar TT'de durduğu gibi durmaz Palu'da. Rize'de baş çalan Erdoğan diye hele bir laf edin bakalım, o piştoğu size karşı hangi yöntemle kullanıyor görün. Diyeceğim şu beyaz Türk kardeşim. Moralin de bozuk ama söylemeden edemeyeceğim. Siz ülkenize, milletinize, ümmetinize yabancılaştınız. Yok öyle yabancı değil bilmek gibi değil bu mesele. Çifte pasaport taşımandan da kaynaklanmıyor. Yani Anadolu'ya bir gelin, bir gezin buraları. Bak bildiğiniz gibi değil bu millet, inanın. Gelecekseniz Ramazan'dan önce gelin. Oruç yiyeni döverler bizim oralarda. Özgürlük var falan derseniz iki katına çıkar kötek. Yani güçlü bir şekilde aslında kendi dışına karşı hıncı ve bir tür revanşizmi hayata geçirmeye çalışan çok farklı medyadan hükümet sözcülerine kadar böyle yayılmış bir tür duygularla beslenen bir biz inşasıyla karşı karşıyayız. Ve bu temsil ve duygular alanında ifadesini bulan biz inşası aynı zamanda kendi temelini meşruiyetin yeniden tariflenmesinden de alıyor. Onunla da şunu kastediyorum aslında. İktidarın aslında partinin politikalarına baktığımızda basitçe göreceğimiz gibi iktidarın meşru kullanımını bütünüyle bir tarafa bıraktığını, bunun yerine siyasal meşruiyeti de bütünüyle iktidarın ve meşruiyetin yegane kaynağı olarak gördüğü ve milli iradenin yegane neşet ettiği yer olarak gördüğü Sünni Türk çoğunluğunun yine seçim tercihine yerleştirdiğini görüyoruz. Bir anlamda aslında bütün bu meşruiyet alanındaki dönüşümle beraber yasama ve yürütme arasındaki yasama ve yürütmeden oluşan iktidar alanını, yargıdan menkul hukuk alanını ve üniversite ve medya dahil bilgi üretimini alanını birleştirmeye çalışan, bu bağlamda bir birlik inşa etmeye çalışan, bunun içinde devlet ve sivil toplumu bu birlik etrafında lehimlemeye gayret eden bir devlet projesiyle karşı karşıyayız. Aslında Kobani olaylarında çok kısaca gördüğümüz gibi ve arkasından verilen reaksiyonlarda gördüğümüz gibi bir entegre, bütünleşmiş güvenlik devletinin yeniden inşa edilmesi gayretiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ve bu tür bir güvenlik ve devletinin, entegre güvenlik devletinin inşası da kuşkusuz farklılıklar açısından sadece dışlamayı, ötekileştirmeyi, reddetmeyi değil, aynı zamanda bir kötülük sorununun parçası olarak Ahmet Hoca'nın çok iyi tariflediği aslında bir tür hukuki paternalizmin bütün araçlarını kullanarak da bir tür düşmanlaştırmayı bence davet ediyor. Bir iki sözde buna karşı farklılıkların yanında yer alan ya da farklılıkları savunanların ne söyleyebileceğini dair bir iki şey söyleyeyim, sözü hocama bırakacağım. Yok, size bırakacağım hocam. Bu tür bir dava siyasetine karşı mevcut statükoyu korumanın ya da mevcut statükonun arkasına saklanmanın hiçbir şekilde çözüm olamayacağı bence çok açık bir şekilde ortada. Bunun yerine yapılması gereken farklı yaşam tarzlarının, farklı düşüncelerinin ve farklı etnik
ya da dini ne diyeyim varoluş biçimlerini savunan insanların aslında yüzünü dönmesi gereken yer kuşkusuz ki mevcut demokrasinin radikalleştirilmesi olmak zorunda. Ve bunun için de aslında kamusal iradenin tek bir tecessüm yolu olmadığını, milli iradeyi bir tarafa bırakarak kamusal demokrasilerde kamusal iradenin tek bir tecessüm yolu olmadığını, halkın her zaman kısmi görünümler içerisinde ifade olduğunu, sadece bir seçmen topluluğu olarak değil, aynı zamanda bir toplumsal etkileşim biçimi olarak, anayasada ve yasada ifadesini bulan ilkesel bir unsur olarak, yani farklı grupların tarihsel deneyiminin ürünü heterojen ve çoklu ve parçalı bir birlik olarak halkı siyasetin içerisine dahil etmenin yollarını arayan güçlü bir demokrasi momentine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sembolleri ve kutsalları merkeze almış, siyasal alanı bu semboller ve kutsalların muhafazası etrafında gitgide darlaştıran bir siyasal refleksin, bu bağlamda siyasal cemaati, siyasal topluluğu yeniden inşa etmeye çalışan bir siyasal refleksin karşısında farklı bir demokrasi tahayyülüyle çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan da kastettiğim şu, toplumsal adaletsizliğin en önemli görünümlerinden olan yoksulluğun, gelir eşitsizliğinin ve sömürünün yanında bedeni, dili, başkalığı da bizzat politikanın geleceğinin inşasında zorunlu bir unsur olarak öne çıkaran bir demokrasi momentini ivmelendirmek zorunda olduğumuzu inanıyorum. Bu dava momentine karşı bugün insanların içsel haysiyeti fikrine göre eşit muameleyi, eşit saygıyı merkeze alan bireylerin kendine özgün kimliklerinin farklılıklara dayalı oluşum sürecini gözeterek eşitlik ve özgürlük fikrini savunmayı hedef edinen bir demokrasinin momentine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. İlk bakışta, yani ilk başta söylediğim şeye tekrar dönecek olursak, paternalizmin sahte sevgisinin ve demir elinin ortaya çıktığı bu süreçte bize yol gösterecek en önemli kavramın, hiç kuşku yok ki herkesin herkese eşitliği iddiasını, farklılıkların eşit ölçüde saygıdeğer olduğu düşüncesiyle birleştiren ve herkes için bir hak olarak başı dikliği, tanınmayı, eşit saygıyı vazgeçilmez gören insan haysiyeti kavramı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil ya. Yeterince öğrenildi Nilgün Toker oldu. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu son dönemin simge davalarından biri çarşı davasıydı hocam, biliyorsunuz. Orada deplasmana gitmiş benzetmesi yaptılar yargılananlar için. Bu maçın tek deplasmanda oynayan oyuncusu Nilgün Hoca. Yanımda arada, yanında Beşiktaş'ım. arada siyasallara da dokundurmalar yaptı onun için. Siyasallara da söyleyeceği bir şey vardır diye düşünüyorum. Bir de ben öz eleştiri ile başlayacağım dediğin için biz kendi insan hakları dünyamızda da 2010 öncesinde bu mevzuyu hiç konuşmuyorduk. Hatta belki son 1,5 senedir konuşmaya başladık. Bayağı içimizde de bu aslında projenin bir demokrasi projesi olduğuna inananlar da vardı. Ben onlardan biri değilim, yanlış anlaşılmasın da. Ama hani bu noktaya nasıl geldik, belki onu da bir ufaktan şey yapmakta fayda olabilir. Evet. Şimdi. Merhaba. Evet, aslında kendim o kadar da deplasmanda hissetmiyorum ama mülkeyle hafif uğraşmak da hayatımın büyük hazlarından biri. Bir ikincisi, ben her türlü eylemin aynı zamanda bir eylenme, yani ondan haz almakla ancak bir yeni ortaklık kurabileceğini düşündüğüm için en korkunç konuyu konuşurken bile bunu bir müşterek eylem olarak tarif ediyorum. Bizim kürsüde olmamız, sizin orada olmanız önemli değil. Yani dinleyen ve yargılayan şeyi. Bu eylemi paylaşanların ara sıra yaptıkları eylemden de eğlenmeleri lazım. Şimdi ben ne zaman ülkeye gelsem, ki çok çok sık geliyorum şu nedenle. Çünkü galiba ben de çok uzun süredir insan hakları çalışan biri olarak en büyük çalışma partnerim İHOP'tur. Ama arkasından da mecburen dekanın dediği gibi Kerem Altıparmak'tır. Çok hayatım çok uzun süresinde birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan biri. Şimdi ama ne zaman mülkiyeye gelsem, daha kapıdan gelirken şöyle şeylerle gelirim. Şimdi mülkiyeliler yine 20 teori, 30 kavram ve yepyeni tarifler. Sonra ya bu çok böyle sürekli bir tarif etme. Hani böyle bir hafif, bu tarifler de o kadar özlü ve hatta özel ki hani bizden başkası da anlayamaz ve kullanamaz halleri. Altında
şimdi tuhaf bir şekil. Ben de dünyanın hani iddia edilen o ki dünyanın en sırlı dillerinden birinin ehliyim, felsefe. Fakat sonra bu mülkiyelerin bu büyük teori şeyler içerisinde benim gibi koca bir felsefe profesörü sıfır teori bilmem ne falan, bu beni eğlendiriyor. Yani böyle göstermek, yani teori ehli olan gruplar arasında daha teorik olması gereken bu teori karşısında kendi aczini itiraf etmesi. Şimdi ama bu iki arkadaş tatmin etmedi bu duygumu. Bunu da itiraf edeyim. Yani yok öyle fazla bir kere filozof adı, teorisyen adı geçmedi. İma ettiniz. Buradan Schmidt imaları duydum. Senden başka bir şey ama söylenmedi falan. Biraz üzdü bu beni yani. Saldıramadım mülkiyeye. Şey diye. O yüzden ben şimdi bir iki filozof adı geçireyim bari. Kontur diye. Şimdi Kerem'in söylediği öz eleştiriyle başlamak istiyorum. Bizim bu toplantıyı yapmamızın nedeni tabii ki aynı zamanda şu olup biteni anlamak, tarif etmek ve belki bunun içinde kendi pozisyonumuzu belirlemenin imkanları ve yollarını aramak. Ama kendi adıma söyleyeyim. Çünkü Kerem'le de hani çok uzun konuştuğumuz için hani tam da Kerem'in biraz önce dediği gibi yaklaşık 1,5 yıl önce falan, hatta olayları da söyleyeyim. Gezi'nin hemen sonrası ama Balyoz bilmem ne davalarında da skandalları, bildiğimiz skandalların biraz itiraf edilmesi sürecine denk gelen bir süreçte şöyle bir itirafı kendi kendimize yaptık ama ben de kendim için yapıyorum. Biz insan hakları çalışanlar, Türkiye'de insan haklarını sorunsallaştırmaya başladığımız anda önümüzde son derece acil problemler vardı, itiraf edelim. Ve bu problemler genellikle kolektif kimliklerle ilintili. Kimlik problemleriydi. İşte Kürt meselesi, işte daha inanç, yani işte bilim başörtü falan, böyle kolektif kimliklerle ilintili meselelerdi. Ve biz de böyle hor, yani böyle bir koştur koştur koştur, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak haklar temelinde bir tür kimliğin tezahürlerinin uğradığı adaletsizlik ve hak ihlalleri üzerine koştururken belki şunu biraz atladık. Kendi adıma söylüyorum. Atladık değil. Belki müdahale edemedik. Bunu bilmediğimiz için söylemiyorum. Sonuç olarak insan hakları ve demokrasi arasındaki ilişkinin de bir politik kültür meselesi var. Ve bir politik kültürden bahsediyorsak eğer, bir tarihten de bahsediyoruzdur. Kültürden bahsettiğimiz her yerde bir tarihten bahsediyoruzdur. Ve sonuç olarak biz, en azından ben kendi adıma itiraf edeyim, kavramlarımızı ve yöntemlerimizi ve hatta yordamlarımızı Batı'dan devşiriyoruz. Ve devşirdiğimiz Batı'nın bir tarihi var, politik kültür bakımından, insan hakları bakımından. Ve bu tarihin içerisinde sonuç olarak insan haklarının hem etapları var, hem de bu etaplar aslında birbiriyle çatışma ve çelişme ve bir mücadele içerisinden derler, genişlemiş bayağı diyalektik bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Birinci kuşak haklar deyip uzun süredir kendisinden bahsetmediğimiz haklar aslında dördüncü kuşak haklara diyalektik olarak içkin. Diyalektik olarakın altını çiziyorum. Mülkiyet çatısı altındayız. Herkes bunu anlıyordur diye şey ettiriyorum. Asla hani aman o onu kapsıyor anlamayın ha diye. Bak bu arada hocalık da çıkıyor. Ya da ikinci kuşak sosyal haklar içkin. Şimdi tabii Batı üçüncü ve dördüncü kuşaklar haklardan konuşurken, yani kolektif haklar ve dayanışma haklarından bahsederken ve esas onların üzerinden konuşurken onun içine içkin bir başka haklar kültürü içerisinden konuşuyor. Biz ise bir hak kültürü içerisinde oluşmamış bir hak kültürü, yani hak kültürünün olmadığı bir toplumda onun temellerinden biraz yoksun konuştuğumuzu ben kendi adıma itiraf ettim. Böyle bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Bunun sonucu ne oldu? İşte Ahmet'in aslında belki çok iyi anlattığı, hani yaşam tarzının bireyselleştirici karakteriyle yüzleşemememiz. Ya da kimliğin aslında kolektif bir yapıya dahil olma anlamına gelmediğini yeterince anlatamamamız. Ya da aslında kimliğin aynı zamanda bireysel ve bireyin değişime olan inancıyla da alakalı bir şey olduğunu anlatamamız. Bu tür alanlara müdahale edemememiz şeydi. Ama daha önemlisi beyaz Türkleri Müslümanlar bizden öğrendi. Öyle değil mi canım? Beyaz Türk kavramı ya da bir ton başka bir kavramı falan. Yani
bizim aslında bir otoriteryan devletle mücadele ederken bir tür kurumsallaşmış bir devletti. Bu otoriteryan devleti bayağı bir hırpaladığımızı düşünüyorum. İşte işe yaramadık değiliz. Fakat bu otoriteryan devleti biz hırpalarken devlet höt diye çöktüğünde ve kurumları da çöktüğünde çıplak bir despotizmle karşı karşıya geldiğimizde şimdi diye bir haldeyiz. Ben doğrusu kişisel olarak bu krizi yaşıyorum. Bu krizi yaşarken aynı zamanda şöyle bir krizi yaşıyorum. Yani ikinci öz eleştirim. Kendisinin peşinde yıllardır koştuğum kavramların bir hükümran elinde nasıl değersizleştirdiğini gördüğümde depresif bir kriz yaşıyorum. Bakın artık bu kriz bayağı entelektüel falan değil, depresif bir kriz. Yani Tayyip Erdoğan'ın, zorunlu muyum Cumhurbaşkanı demek hukuksal olarak? Her neyse. Olur mu hocam seni, sen? Tamam, eyvallah. Eşitlik değil eş değerlik dediği anda ve bu eş değerliği aslında bir hiyerarşik yapının ifadesi olarak söylediğini duyduğum anda, hani kadını aileye hapseden bir tahayyülün ifadesi olarak duyduğum anda evdeydim. Evin kapısından dışarı attım kendimi. Çünkü 15 yıldır eşitlik kavramının bize denkliği sağlamadığını anlatmakla geziniyorum. Ve esas olanın eşit, gerçek bir içerikli eşitin değer eşitliği olduğunu anlatmakla geziniyorum. Ve bunun bir denklik kavramı olduğunu bunu anlatmakla, özellikle kadın ve çocuk haklarıyla çalışırken, yani ya da işte LGBT bireylerin haklarıyla çalışırken ve birden bir hükümranın dilinde üzerine onca mücadele verdiğimiz bir kavramın eşitsizliğin kavramı haline dönüştür ve bundan sonra böyle muhteber olacağını biliyor olmanın handikapı ve krizi içerisindeyim. Şimdi biraz sonra yapacağım konuşma bu depresif krizlerin içindeki bir arayışın ifadesi, onu söyleyeyim. Şimdi mülkiye çatısında altında olduğumuz için zaten başlık da mülkiye çatısında çatısı altında olduğumuzu gösteriyor. Çünkü mülkiyeliler otomatikman hızla olan biteni bir tarif edelim. Adına da paternalizm diyelim. Ve herkes de bu paternalizmi konuşturalım diye bir karar vermişler. Şimdi olan bitenin adının paternalizm olup olmadığını anlamak mühim. Çünkü tarifsiz düşünemeyiz kavramlar olmaksızın. Tanımlara ihtiyacım yok. Yani mülkiyenin bu arayışına itirazım yok. Paternalizme de itirazım yok. Ama önce şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir çağda olduğumuzu düşünüyorum. 21. yüzyıl tuhaf bir çağ. Bizim siyasal teori içinden konuşalım şimdi. Ortak alanımız mülkiyeyle benim. Şimdi burada ben eski bir dönem ODTÜ'lüyüm var ama ODTÜ'lü mülkiye çatışmasıyla bir alakası yok. Bu gerilimin aynı alanda iş görenlerin birbiriyle eğlenmesi şeyi var. Aman ha, yanlış anlaşılma sanal alemde ODTÜ'lü mülkiyeye saldırdı diye bir şey olmasın. Atıyorum. Sen at istersen. Belki kitle yaptırır. Evet. Bir eski ODTÜ'lü mülkiyeye saldırdı falan diye atıversem bir. Şok. Adını söylemeyin yalnız eski ODTÜ'lünün de hani şey olmasın. Belli olmasın. Şimdi ben 21. yüzyılın şöyle kendisinin de bir tanım krizinde olduğu kanaatindeyim. Bir takım dönemler böyle geçiş dönemleri olabilir. Şimdi bizim elimizde bir takım kavramlar var. Özellikle de modern mitenin tarihi içerisinden kavramlar var. İşte bunlardan birisi ya da premodern, paternalizm, hani bütün tarihçiler olarak. İşte ne bileyim ulus devlet, işte modern despotizm, premodern despotizm, işte otoriteryanizm, totaliteryanizm, faşizm, bilmem ne falan. Ve biz mevcut olanı bunlardan herhangi biriyle sarih olarak açıklamaya kalktığımızda yetmeyen ve sığmayan bir kısmı var. Yani bundan 50 yıl önce olan bitenin tarifleri daha sarihti belki. Bana öyle geliyor ki bunun biraz hesabını vereceğim. 21. yüzyıl modernle premodernin ama premodernle ultramodernin birbirine çok karıştığı, bu nedenle hiçbir kavramın sahih halinde bulunamayacağı, hiçbir tanımın da sahih halde işaret ettiği bir durumun tarif edilemeyeceği bir yüzyılda olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Türkiye gibi toplumlar için daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle faşizm dediğimizde amayı duyabiliriz, bilmem ne falan. O yüzden birçok şeyin bir arada olduğu ve
Gerçekten de burada paternalizm kavramı seçilmiş olmasını şimdi Mülkiye'yi öveyim, isabetli. Ama bu anlamlı, içinde daha fazla düşünmeye imkan veren bir kavram olması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum ama ben sadece paternalizm demezdim diye de ama en sonunda diyeyim. Şimdi Ahmet uzun uzun anlattığı için yaşam tarzının bireyselleştirici bir karakteri olduğunu ve yaşam tarzının aslında bireysellik üzerinden tarif edilmesi gereken bir şey olduğunu düşününce bir yaşam tarzının hak teorisi içerisinde savunulmasını liberalizme düşmeden nasıl sağlarım diye kara kara düşündüm. Çünkü son zamanlarda en büyük korkum liberal bir şey olmak. Böyle bir bende de öyle bir şey oldu. Eskiden korkmuyordum. Yani sol liberal falan denilmesi de mesela umurumda değildi yani. Ama son ara böyle bir hani liberalizmde hiçbir şey dokunmasam falan halinde böyle bende de başka bir önyargı oluştu. Şaka yapıyorum. Liberal demokrasinin mirası kıymetlidir hiçbir zaman şey. Fakat ben aradım. Liberal olmayan bir bireyselleş ve ama bireyselliğin de ve bireysel olanın da altının çizildiği bir yeni bir ne derler kılavuz kendime bulabilir miyim diye ben buldum. Bakın şimdi filozof adını ben geçireceğim. Nietzsche. Siz geçirmediniz, ben de hani kontrol çekiyorum. Ve bir filozof adı daha geçireceğim. Nietzsche'nin Spinoza'yla aralarında yaklaşık 200 yıl var, önemli değil. Hipotetik bir diyaloğuyla başlamak istiyorum. Varsayın ki aynı yüzyılda yaşıyorlar ve Nietzsche Spinoza'yla konuşuyor. Biliyorsunuz Nietzsche'nin konuşma tarzı Ziya Gökalp'in konuşma tarzına benzer. Behey falan şeklinde. Ya da işte ey Spinoza, behey Voltaire falan şeklinde konuşur. Hani Ziya Gökalp'i de Zafer'in son okuduğu metin, Yeni Şafak'tan okuduğu metin bir Ziya Gökalp yani. Acaba onun ruhu falan da olabilir diye hatırladım ondan. Şimdi Spinoza'ya göre biliyorsunuz bir varlık tümeldir, kavramdır. Yani evrenseldir. Ve onun öz nitelikleri vardır. İşte yayılım bilmem ne tinsel falan. Bu öz niteliklerinde kendini gösterme tarzları olarak moduslar vardır. Burası tamamen felsefi. Ama anladınız. Yani modus haller demek. Yani bir olanın çokluğa doğru yani kendini çoklukla ilişkisi öz nitelik ve öz niteliğin gösterme halleri. Şey diye. Bir hipotetik Nietzsche Spinoza muhabbeti olsaydı Nietzsche muhtemelen şöyle derdi ki yok muhtemelen değil diyor zaten. Hatta nerede söylüyor söyleyeyim iyi ve kötünün ötesinde hatta biraz daha ileri gideyim 13. paragraf salakça bir şey yapıyorum ama hani ülkeyedeyim ya hava atmaya çalışıyorum. Bizim de Nietzsche okuyan arkadaşlarımız. İşte belki onlara da kesin canım sizin bir şey okumayan arkadaşınız mümkün değil zaten yani o ülkeye burası. Şöyle bir şey derdi. Behey Spinoza yaşam dediğin zaten sadece moduslardan ibaret. Senin birlik, öz nitelik, işte atribut bilmem ne falan dediğin aslında modusu ortadan kaldırmak için bütün Batı da tarihinin o modusu belirlemek, aynılaştırmak, yok etmek, yani bireysel olanı, otantik olanı ve dolayısıyla özgürlüğü kölelik haline getirmenin hikayesinden başka bir şey değil. Behey Spinoza aslında özgürlüğü özgürsüzlük olarak yani sadece bir hal, geçici bir durum olarak tarif ettiğinde aslında sen de köleci ideolojinin ve köleci felsefenin parçalarından birisin. Tam buradan konuşmak istiyorum. Yani daha doğrusu bakın nasıl liberal olmayan bir yerden buldum kendimi. Nietzsche falan dolayımıyla Spinoza falan değil. Şimdi aslında Ahmet çok iyi anlattı onu estetikle ilişkisi ama ben o kadar da şey yapmayacağım. Aslında yaşam tarzı gerçekten de bir Nietzsche'ci söylüyorum. Herhangi bir nitelik ve değerin ancak kendisini bir tarzda açığa vurabileceğini ve aslında değer dediğimiz şeyin esasen bir tarz olduğunu düşünürsek aslında yaşam tarzı dediğimiz şey bir failin, bir benin, bir var
varlığın, mevcut olanın daha doğrusu, yaşamı kendi yaşamı olarak göstermesinden başka bir şey değildir. Şimdi bu çok önemli. Yaşamın onun yaşamı olduğunun ilanıdır. Aslında yaşam tarzı dediğimiz şey, faille eylemi arasındaki ilişkinin fail tarafından kurulduğu ve belirlendiği bir şeyden başka bir şey değildir. Yani kendi olma gücüdür. Feray Salman oradan beni düzeltiyor da ben de onu şey ettiriyorum. Şaka diyorum. Yani aslında kendisi dışında hiçbir şey tarafından belirlenmemiş olma, kendi olma, kendisi olma ve kendisini kendi istediği tarzda gösterme. Şimdi tam burası önemli. Yani yaşam tarzı istekle alakalı bir şey, istemeyle alakalı bir şey ve dolayısıyla iradeyle ve dolayısıyla özgürlüğün ifadesidir. Şimdi bu nedenle yaşam tarzı kelimesi klasik özellikle sosyolojinin kültüre çok indirgediğini biliyoruz, kültür kavramına. Kültüre ya da alt kültüre indirgenemeyecek ciddi bir bireyselleştirici, bireysellik ve hatta edimsellikle hani aktüel olanla alakalı bir kavram. Yani aslında yaşam tarzı derken kastettiğimiz şey esasen tercihler, istekler, zevkler, renkler, beğeniler. Yani Ahmet çok iyi anlattığı için o kısmı, o estetizasyon kısmına girmek istemiyorum. O halde akılsal bir alandan bahsetmiyoruz. Yani yasa koyma, yasa altına giren bir alandan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ahlaktan bahsetmiyoruz. Tam tersine ahlakın kendisinin de zorlanabileceği bir alandan, istek, arzu alanından, yani irade alanından bahsediyoruz. Akılsal alandan bahsetmiyoruz. Yani dolayısıyla tekrar ediyorum, özgürlükten bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o olayı aramızda tartışır mıyız, tartışalım mıdan çok emin olamadım ama işte hazır mülkiyeler bulmuşken, ama burada sevdiğim mülkiyeler de var. Yani ne kadar kavga edeyim diye arada söyleyerek kavga edeceğim. Kavga değil. Yani aslında galiba yine mülkiyeler bu bizim kavramımız, sana ne diyecekler, ama olsun, ben bizden başkası da bunun sırrına erişemez diye bana biraz sonra muhtemelen öyle bir cevap verecekler. Bir yaşam tarzı bir kolektiviteye katılma iradesi de değildir. Yaşam tarzının kolektiviteyle ilişkisinin ne olduğunu şimdi düşünelim. Ama Nietzsche'ciyim ha. Bakın başka yaşam tarzı kavrayışları olabilir. Aslında yaşam tarzı dediğimiz anda eğer bireysellikten ve o bireyin kendi eylemliliğinden bahsediyorsak, yani daha doğrusu o faillikten ve eylemlilikten bahsediyorsak eğer, aslında yaşam tarzına önsel olan bir kolektiviteden değil, bir yaşam tarzları aracılığıyla kurulmuş bir kolektiviteden olsa olsa bahsedebiliriz belki. Yani Ahmet eğer bunu demek istiyorsa kolektivite terimine itiraz etmem. Ama önsel olan bir kolektivite diyormuş gibi geldi, o zaman kültüre indi demiyorsun. Siyasetin toplum kurucu gücünü vurgu yapıyor mu? O yüzden anlaştık. Bak nasıl anlaşıyoruz. Tamam, yokmuş. Evet, kavga yok. Kastettiğim şey şu. Yaşam tarzı bir failin kendisini açığa vurma gücünün kendisi ise eğer, yaşam tarzları arasındaki bir ortaklık bu eylemin içerisinden ve eylem aracılığıyla kurulabilir bir şey olması lazım. Eğer herhangi bir yaşam tarzına önsel ve o tarzı belirleyen bir kolektivite, a priori bir yapı olarak bir kolektivite varsa, tam da burada söz konusu olan yaşam tarzının ilgasıdır. Bir kolektivitenin hakikatinin aracı yapılan bir iradeden bahsediyoruz. Yani burada bütün mesele iradenin aracı mı olacak bir hakikatin ya da yasanın, ya da irade aracısız, dolayımsız bir isteğin ifadesi mi olacak? O halde aslında yaşam tarzı dediğimizde bir yaşamı kendi başına deneyimleme gücünden ve dolayısıyla hakkından bahsediyoruzdur. Yaşam tarzı dediğimiz şey yaşama yönelik aldığımız tutum, yaşamı deneyimleme biçiminden başka bir şey değil. Deneyimin, her bir deneyimin biricikliği
biricik liderken kastettiğimiz şey tekliği olmayabilir ama paylaşmanın zorunlu olarak evrenselleşebilirliği ve tümelleşebilirliği talebinde olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Hatta tam tersine, tam da ondan ayrılmanın kendisinde görünen bir ışıktan bahsediyoruz yaşam tarzı derken. O halde bir yaşam sahibi, tarzı sahibi olma hakkından bahsedebiliriz. Yani yaşam tarzının korunması hakkını tespit edebilmemiz için ve tesis edebilmemiz için önce yaşam tarzına sahip olma hakkından bahsetmemiz. Ben feministim, yani bilen biliyordur. Özel alan politiktir derken kastettiğimiz şeyin de aynı şey olduğunu. Bir özel olana, yani benim, ben olma hakkına sahip olma hakkı olarak da özel olanın politiklik olduğunu tarif ettiğim için, yani özel olana sahip olma hakkı. Aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Benzememe, paylaşmama, istediğimle paylaşma, istediğimle paylaşmama, farklı olma, farkımı istediğim gibi gösterme, değişik olma, dışarıda kalma, içeri girme hakkından bahsediyoruz. Yani esasen bir istediğim stilde olma. Tarz tarz deyince de bu tarz benim aklımda geliyor sürekli, böyle bir şey var. Yani aslında yaşam tarzının korektivite ile ilişkisini tekrar tarif etmek istiyorum. Bir eylemlilikte karşılaşma aracılığıyla üretilen bir ortaklaşma ve paylaşma tarzı anlamında bir kolektivite. Yani bir kolektivitenin bir yapı olarak eyleme önsel olmadığı, yani eylemi inşa eden bir şey olmadığı, tam tersine eylem aracılığıyla kurulan bir ortak bağıntı sistemi, ki Gezi'nin böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tam bu nokta. Hastane nerede burada? Ha, Ankara Tıp var. Hacettepe bu kadar yakından geçiyor mu buradan? Allah Allah, neyse. CSA'lıların şeyi olabilir hocam. Aha. Yok, bir şey oluyor olma değildir değil mi? Yok, olmuyor. Yani işte dışarıda bir şey oluyor, zurtta biz burada salak salak yaşam tarzı konuşuyoruz diye ödüm kopuyor. Ben evet, son zamanlarda böyle bir tedirginlik halindeyim. Yani ben Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeyim, bizde sürekli böyle. Ben bazen böyle uhrevi halde Leibniz'de monadoloji falan derken dışarıdan sesler ne oluyor falan. Bir çıkıyorum işte polis basmış bilmem ne, sizde de böyledir muhtemelen. Bizi polis basmayacağım. Bizde hiç öyle sorunlar, polis gelmez diyor. Girmiyor, hiç yok. Hiç tabii girmiyor. Siz o deklarasyonu yayınladığınız için biz yayınlayamıyoruz, ondan oluyor. Her neyse, bize polis geliyor bu sene, daha önce gelemiyordu. Şimdi polis gelince de benim böyle alışkanlık edindim, benim habitusum da bu, yaşam tarzım bu. Polis geldi, kendimi tutamayıp kendimi asayiş şube şefinin karşısında bulmak zorundayım. O yüzden bu, hani sen acaba çıkayım mı, asayiş şube şefi var mı falan gibi. Böyle öyle bir, herkesin bir takıntısı var, kusura bakmayın. Şimdi yaşam tarzı böyle bir şeyse eğer, yani diçeciyim söyledim, yani kendi yaşamı deneyimleme biçimimizse, yaşama ilişkin aldığımız tutumsa ve aslında tümüyle istemeyle, istekle ve dolayısıyla da iradenin istekle bağıntısındayız, özgürlükle alakalı bir şeyse, bu aslında aynı zamanda şimdi tam özel olanla ilişkisini de kavramsallaştırmamız gereken bir yan. Çünkü bana Kerem ilk söylediğinde, yani yasaklanan farklılıklar aslında özel olana, değil mi, müdahale şey diye. Şimdi Zafer'in konuşmasının evet çok büyük bir kısmı ve büyük miktarda katıldığım bir kısmıyla söyleyeyim. Yani özel alana müdahalenin ve özel alanın belirlenmesinin ne türden bir paternalistik sisteme işaret ettiği şeyi tam bu. Esadan Türkiye'de şu anda yaşadığımız şeyin böyle bir şey olduğu, ahlakçılık altında tarif etmek istiyorsunuz siz. Evet, böyle bir yanı var. Ama ben onunla, o bana, beni kesmeyen bir yanı var. Onu anlatmak için de önce kendimin bu kavramla özel alan ve kamusal alan ya da sosyal alan arasındaki ilişkini nasıl tarif edeceğim
mi anlatmaya çalışacağım. Aslında özel alan çok daha basit tarif edebiliriz. Eylemimizin muhatabının seçtiklerimizin olduğu alandır. Kamusal alansa eylemimizin muhataplarının herkes olduğu alandır. Yani o toplumda yaşayan herkes. O yüzden sosyal alan da bir özel alandır, onu söyleyeyim. Seçtiklerimizdir özel alan. Şeydi. O yüzden burada bütün mesele şu. Eylemimin, muhatabımın seçtikleri olduğu durumla herkes olduğu durumun arasındaki çizginin ortadan kaldırılmasından mı bahsediyoruz? Yani sanki her türlü eylemin muhatabı herkesmiş gibi mi davranıldığından bahsediyoruz? Ya da eylemimizin muhatabının seçtiklerimizin olduğu durumunu sürekli bu seçilmişliklerin bir tür yaygınlaştırılmasından bahsediyoruz? Ne demek istedim? Daha iyi anlatacağım. Söyleyeyim. Yani şimdi biliyoruz, ben epey de Arendtçi bir insan olarak ya da hepimiz biliyorsunuz, burası mülkiye, her türlü totalitarizm teorisini biliyordur. Özel alanın ortadan kaldırılması totalitarizmin bir karakteri olarak söylenir. Bu da toplumun bir ve tek hakikat etrafında organize edilmesiyle her türlü yaşam alanının aynı bir hakikat tarafından belirlenmesi anlamında bir şeydir. O yüzden aslında kamusal olanın, yani tümel olanın özel olanı belirleyip kapsayıp özel olanı ortadan kaldırdığı durumdur totalitarizm. Şimdi son zamanlarda bu ortada bitene de totalitarizm deme hali var. İşte bu aynı zamanda faşizmin de karakteri. Yani bir hakikat tespit etme ve o hakikate göre toplumun tüm yaşam tarzlarını o hakikate göre belirleme. Sanıyorum Ahmet'in zayıf yurttaşlık dediği bu hakikatten aldığımız payın oranlarına göre tespit edilme. Yani ben olsam eksik yurttaşlık derdim. Nasıl bayılıyorum bu mülkiyelerin yani kavram için, ama bu böyle, bu kavramı da ben söyledim, bunu da böyle söylüyorum şekli. Ben bayılıyorum bu mülkiye haline, onu söyleyeyim. Şimdi gerçekten böyle bir özel alanın belirlenmeye çalışılması, yani işte 3 çocuk yap, 5 çocuk yap, yetmedi şunu yap, değil mi? Yetmedi başka bir şey yap falan hallerinin sanki bir hakikate göre yaşamın tüm yaşam alanlarının düzenlendiği gibi bir intiba veriyor. Ve sanki burada totaliter bir karakter varmış gibi görünüyor. Oysa bana göre söz konusu olan böyle bir şey değil. Yani bir kamusal, ortak ve genel iyi ilan edilmiş ve bu genel iyiye göre yaşamın tüm yaşam alanlarının kontrol edildiği ve düzenlendiği sistematize bir toplumsallıkla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Tam tersine. Bir özel iyi ve değerin, yani bir farkın, bir yaşam tarzının hatta genel iyi bile ilan edilmesine ihtiyaç duyulmaksızın tüm diğerlerin iyisi olarak kabul edilmesi baskısından bahsediyorum. Burada bir asimilasyon arzusu falan da yok. Burada totaliter bir arzu falan da yok. Yani söz konusu olan totalitarizmde olan bir bütünlük sağlama tarzı değil, tam tersine bir parçanın üstelik de ayrımının altı çizilerek, yani diğerleri düşmanlaştırılarak, Zafer'in dediği gibi değersizleştirilerek ama varlığı söylenerek istila edilmesi, fethedilmesi, yani kontrol edilmesi, yani hükümran kılınması. Bence buradaki mesele bütünleştirmek, asimile etmek, benzetmek, aynılaştırmak değil, tam tersine hükümranlık aracılığıyla egemenliğini kuvvetlendirmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden tam da Kerem'in dediği gibi karşıtına ihtiyacı olan, yani o farklı yaşam tarzları taleplerinin her zaman bir yerlerde olmasına ihtiyaç olan bir hükümranlık tarzı bu. Yani İzmirli'ye, İzmir olmasa Ankara bu kadar muhafazakarlaşamayabilirdi gibi lüzumsuz bir şey söylüyorum. Kötü olanın gösterilmesi, ahlaksız olanın gösterilmesi ya da Gezi'nin bilmem ne de gösterilmesi işte falan şeklinde ve ahlaksızın sürekli değersizleştirilerek, sıkıştırılarak, ittirilerek fethedilmesi. Yani bir aynılaştırma meselesinden değil, yani modern otoriteryanizme ve totaliterizme ilişkin olan ve o yüzden de otoriteryan, Türkiye Cumhuriyeti'nin otoriteryan karakterine ilişkin olan bir aynılaştırma ve benzetme değil, tam tersine
benzemeyenlerin hiyerarşik bir şekilde değersizleştirilip dışlanması ve bir başka türden hiyerarşik toplumsallığın hani kötünün gösterilmesi şeklinde bir hükümranlık ve tahakküm ilişkisi kurulduğunu düşünüyorum. Bu modern bir sistem değil. Bu baya baya premodern, hani Gratius'ta bilmem ne de falan gördüğümüz tarzdan bir paternalizm belki. Baya premodern bir despotizm bu. Daha da açık söyleyeyim. Bir egemenlik sınırları içerisindeki hakim bir gruba göre diğer yaşam tarzlarını ve tercihlerini kontrol etme, belirleme, sınıflandırma ve sıralama tarzı, gözetilmesi ve korunması gereken bir hakim yaşam tarzının ve özel değerin tüm diğerlerinin paylaşmasa da gözetmesi gerektiğini, çünkü hükümran olanın olduğunu söyleyen siyasaldayız. Bu imparatorluğun kavramı. Ortaçağ imparatorluğunun kavramı. Yani Negri'nin dediği gibi, yani 21. yüzyıl imparatorluğunun değil. Yani Osmanlı'nın, Bizans'ın, bilmiyorum birçok başka bir şey olabilir. Yani bir çoğunluk hükümranlığının dan bahsediyoruz. Ve bu çoğunluğun aynı zamanda hükümran ve hakim sınıf olarak tarif edilerek, hakim değer olarak tarif ederek tüm diğer değerlerin kendisini bu hakim değere göre çeki düzen vermesi, hizaya gelmesi şeyi. Yani Osmanlı'da işte gayrimüslimlere bilmem ne kıyafeti giydirilme zorunluluğu gibi. Ben yani senin benden olmadığını bileyim ve karışmayalım şeklinde bir şey. Şimdi bir çoğunluk hükümranlığının hakikat ideolojisine yavaş yavaş dönüşmekte olduğunu farkındayız yalnız. Giderek dönüşüyor. Ve giderek özcü bir tasavvur oluşmaya başladı. Doğru olanın bu olduğu, hakiki olanın bu olduğu, herkesin bu hakikate göre yerleşmesi, özcülük falan demeye başladığımızda iki şeyden bahsediyoruzdur. Milliyetçilikin sahip olduğu bir karakter ama bayağı premodern bir milliyetçilik. Bir yandan da faşizmden bahsediyoruzdur. Faşizm sadece ırk temelli bir özcülüğe söylediğimiz ad değildir. Her türlü özcülük faşizan bir karakter taşır. Yani hakikat iddiası. Şimdi çok uzatmadan, yani galiba zamanı zaten uzattım. Hemen hızla bitireceğim. Şimdi burada evet bu muhafazakarlık falan hiçbirine sığmayan bir şey var. Bir ortak yaşam deneyimini değil bir hakim sınıf, hakim değerin deneyimini hedefleyen zamanlardayız. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi nasıl ki kapitalizmin tarihi, bugün içinde demokrasi tarihinde okuduğumuz bir tarih, hikaye olmasının nedeni kapitalizmin kendisi değildir. Kapitalizme direncin oluşturduğu bir tarihtir bu. Yani bir çatışmanın ve gerilimin tarihidir. Ama bu direnç azaldıkça, farkındaysanız Türkiye'de çok konuşuluyor, 16. 17. yüzyıl kapitalizme hıp diye geri geldi. Çünkü kapitalizmin esası o. Kapitalizmin terbiyesini kapitalizm sağlamamıştır. Kapitalizme karşı olmak sağlamıştır. Aynı şeyin modern devlet ve modern toplumsallık içinde olduğunu düşünmeye başladım. Modern toplumun ve modern devlet tahayyülünün, direncinin modern devleti terbiye ettiğini ve bir demokrasi deneyimi okutabildiğini, ama o direnç ortadan kalktıkça ve zayıfladıkça monarşik değerlerin hortladığı ve yeniden açığa çıktığını düşünüyorum. Ve galiba önümüzdeki esas sadece Türkiye için değil, işte Putin bilmem ne birçok bir yer için esas mesele bu. O yüzden Nietzsche'ci başladım ama liberal bitireceğim. Galiba modernliğin demokratikleşme mücadelesinin altını çizerek demokratik modernlik, Abdullah Öcalan'a benzer ettim ama bu bağlamda da olsun. Ne yapalım? Bir demokratik modernleşme projesine galiba yeniden imkanı üzerine yeniden düşünmek ve bireyi unutmayan bir insan hakları paradigmasını da canlandırmak durumundayız. Teşekkür ederim. Çok
Çok mutluyum. Çok uzattığım için de özür dilerim. Estağfurullah hocam. Şimdi ben bir şey hatırlarım. Bu ambulans seslerindeki tedirginliğin nedeni de o. Ben seni mentionlayarak şey yazacaktım. Fuat Avni gibi bir öngörüde bulunacaktım. Nilgün Hoca buraya ne zaman gelse vallahi burada evet. Bir olay çıkıyor. Aynen. Olaysızız ama. Evet, ilk defa olaysız bir konuşmayı tamamladı. O ambulans vesaire sesleri de. Çünkü bir kez Cemil Çiçek'in protestosu. Tabii ben tüm yumurta atmalarda buradaydım. Evet. Gezi'de sürekli bir protestodur gidiyor. O sevmediğiniz Mülkiye'nin protestoları. Sevmedim dedim. Nedense... ya. Sadece uğraştım dedim yani. Tabii ben şeyi söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi Ege ile Mülkiye'nin arasındaki farkın altını çizme fırsatını veriyor bize. Efendim bize de polis geliyor. Hatta araştırma görevlilerimizi gözaltına alıyor ama biz başkalarının yapmadığı şeyi yapıp o işin arkasını bırakmıyoruz. Biz 14 tane başvuru yaptık kamu denetçiliğine. Bizde hukukçu yok. Ne yapalım? Rektörümüze de başvurunca bizde hukuk fakültesi arkadaşlarınız vardır. Onlardan yardım al. Evet. Şimdi bu kadar mülkiyet deyince ben cevap vermesem olmayacaktı. Bizde zaten insan hakları merkezi de yok. Yani bizde bir kelam altı parmak yok. Ah, çok teşekkür ederim. Ben artık bir şey diyemeyeceğim bunun üstüne. O yüzden soru ve cevap kısmına biraz sarktı tabii ama hep yani geç başladığımız için aslında konuşmalar süresinde kaldı. Şu anda bir süre soru ve cevap için vaktimiz var. Hatta normalde 12'yi bile bulmamışız. 15 dakika, 20 dakika. Buyurunuz. Kendinizi tanıtırsanız hem. Merhaba, Oğulcan Ekiz. Balıkesir Üniversitesi Maliye mezunuyum. Ankara'da yaşıyorum. İki tane sorum olacaktı. Herkes cevaplayabilir. Birincisi, işte Türkiye'deki eskiden ırk temelli yapılan paradigmanın bugün muhafazakarlaşma üzerine yapıldığını söyledik. Biraz buna dair dünyayla alakalı, yani dünyada da muhafazakarlaşan bir paradigma mı var? Ya da bugün Amerika'da siyahilerin tekrar polis tarafından öldürüldüğünü görebiliyoruz. Ya da kıta Avrupa'sında ne gibi gelişmeler var, bu sorum olacak. İkinci sorum da Eylül ayı gibi UNDP bir toplantı gerçekleştirdi TOBB Üniversitesi'nde. Bir lansman yaptı ve UNDP icra direktörü Türkiye'ye geldi ve şu sözü sarf etti. Ekonomi sayesinde UNDP verilerinde Türkiye 68. sırada, fakat ekonomiyi çıkarttığımız zaman toplumsal cinsiyet, istihdam, işsizlik gibi verileri sadece aldığımız zaman 118. sıraya kadar gerileyebiliyor. Bu paradigmaya baktığımız zaman ya da paternalist görüşe baktığımız zaman ekonomiyi nasıl sınıflandırıyorsunuz? Ya da paternalist bakış açısında siyasal iktidar ekonomiyi ne kadar kullanıyor? Şimdi aslında bu sorular sonuçlarla ilgili olmaktan çok konuyu biraz daha açmaya dönük. Hani sorular muhafazakar dönüşüm sadece Türkiye'de olmuyor. Bu hani başka yerlerde de olabiliyor. Geliş gidişler, dalgalanmalar olabiliyor. Ama bütün dünyada da değil. Mesela Latin Amerika'da daha farklı bir hani süreç işliyor, Güney Amerika'da. Yani bunun yani Türkiye'nin kendine özgü siyasi dinamiklerini dünyanın genel eğilimleriyle bir arada alıp değerlendirmek gibi bir katkısı olabilir hani, ama hani bu kontekst içerisinde çok şey bulmadım, hani o yüzden yapmadım, anlamlı bulmadım. Ekonomik süreçlerin paternalizmle bir ilgisi olamaz mı dediniz? Var, evet, var. Yani Türkiye'de de var. Zaten işte biliyorsunuz hani bu paternalizm kavramının en güçlü olduğu alanlardan biri de muhafazakarlıkta iktisadi paternalizmdir. Yoksulun güçlendirilmesi, desteklenmesi için yukarıdan aşağı hiyerarşik bir dayanışma hani biçimidir. Muhafazakarlar tarafından geliştirilen, işte bu Disraeli'ye falan da bağlanıyor, işte iki ulus falan gibi kuramlara. Türkiye'de de paternalizmin ekonomik bir boyutu var. İşte sadaka, zekat falan gibi şeylerle zaten sürekli altı çiziliyor, hani değer şey olarak vurgulanıyor.
kadar söyleyeceklerim. Tamam. Aslında ben iki şeye değinmek istiyorum. Birinci sorunuzla ilgili şimdi farklılıklarla ilişkili bu yeniden uyanış meselesi ya da farklılıklara karşı açığa çıkmaya başlayan reaksiyon sadece Türkiye'ye özgü değil. Bugün Amerika'daki isyana baktığımızda da aslında benzer bir reaksiyonun farklı bir dilde kendini ifade ederek uyandığını görüyoruz. Ya da Avrupa'nın pek çok yerinde. Yani çifte bir uyanış yaşanıyor aslında. Bir taraftan bu farklılıklara karşı olan birikmiş hıncın başka yeni tür siyasi formlarda kendini örgütlemeye başladığı ve güçlü bir iktidar adayı olduğu, kendini öyle konumlandırdığı bir uyanış var. Örneğin Tea Party örneğinde görüldüğü gibi. Şimdi Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok güçlüler. Güçleniyorlar yavaş yavaş. Bir taraftan da buna karşı aslında farklılıkların bu itilmesine, ötelenmesine ve başka tür baskı biçimleriyle birleşmesine yönelik olarak aslında ciddi bir isyan dalgası var. Yani bu ikisinin karşılaşmasından neyin çıkacağını henüz hiç kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Yani bu isyan dalgası küresel bir isyan dalgası haline alacak mı? Gerçekten muhafazakar geri dönüş, daha güçlü bir şekilde güvenlik devletini inşa edip, örneğin Amerika'da olduğu gibi, şu andaki tek seçenek o gibi görünüyor. İnşa edip bu isyan dalgasını bastıracak mı? Yoksa yeni bir siyasi dil üreterek, yeni bir siyasi proje üreterek bu isyan dalgası 68 vari bir biçimde aslında küresel bir dolanıma çıkacak mı bilmiyoruz. Yani bunu bu ikisi arasındaki çarpışma ve sadece bu ne diyeyim toplumsal grupların mücadelesi değil, aynı zamanda bu ikisi arasındaki kolektif zekaların bir karşılaşması belirleyecek. Muhafazakarlar da çok ciddi bir şekilde oturup bu isyan dalgasına karşı ne üretebileceklerini, az önce anlatıladığım Türkiye örneğinde de aslında sadece işte devletin güvenlik önlemlerini uyandırarak değil, bir dava meselesi yaratarak mesela ne nasıl nötralize edilebileceğini, nasıl bastırılacağını, gezi benzeri ayaklanmaların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada oturup ciddi ciddi yazıyorlar. Öbür tarafta da bizim gibi daha böyle eşitlik ve özgürlük ekseninde düşünen, kolektif zekasını bu doğrultuda geliştirmeye çalışan ve buna uygun bir siyasal tahayyül inşa etmeye çalışan insanlar var. Onlarla beraber düşünen insanlar var. Bu karşılaşmadan bakalım ne çıkacak, hep beraber de görüp deneyimleyeceğiz. Şimdi paternalizm bağlamında şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey aslında söylediniz. Şöyle, çünkü tam da dönem, yani yaşadığı, içinden geçtiğimiz dönemdeki farklılıklar karşısındaki bu siyaset hem iktisadi, yani ekonomi politik, aynı zamanda da siyasal süreçlerle beslenen ve iç içe geçen bir siyaset aslında. Neyi kastediyorum? Bir taraftan tanınma siyaseti, reddetme, farklılıkları öteleme, düşmanlaştırma gibi tanınma siyasetini, öbür taraftan da bölüşüm politikalarına baktığımızda paternalizmin, örneğin Marksistlerin çok sıklıkla ısrar ettiği gibi bu bir sınıf savaşıdır, işte ırk mücadelesi değildir vesaire falan gibi böyle ayrılıklar kurmaya çalıştığı yerde iktidarın politikalarının bu ikisini çok iç içe geçirdiğini ve birleştirdiğini görüyoruz aslında. Örneğin Türkiye örneğine baktığımızda, yoksulluk meselesine baktığımızda bunu çok iyi görüyoruz. Nasıl aslında Kürt olmanın, Alevi olmanın ya da işte queer olmanın mesela yoksullukla sizi biraz daha yakın kıldığını, nasıl mesela hani iç içe geçtiğini aslında hükümetin politikaları söz konusu olduğunda çok daha iyi bir şekilde bunu bence görüyoruz. Buradaki kritik mesele paternalizm başlığı altında sadece işte bu yoksul yardımları meselesinde olduğu gibi yoksulları suçlayan, yardım olan yoksulları suçlayan bir yerden değil, paternalizmin nasıl yoksulları çifte bir borç kıskacı altına alarak onları siyaseten de borçlandırmaya gayret eden, bir taraftan onların öznelliklerini ve siyasi eylem kapasitelerini soğurmaya çalışan çifte bir borç kıskacı altına alarak aslında çevrelemeye çalıştığını ve yoksullarla kurduğu ilişkinin de aslında sahte bir sevgiye dayandığını, yani kendi siyasi projesine destek verdiği ölçüde bunu dert ve mesele edindiğini iyi bir şekilde ortaya koymak ve bunun da bahsettiğimiz tanınma politikasıyla da ne gibi güçlü bağlar aslında içerdiğini ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür.
Şimdi ben önce ikinci soru, iç ekonomiden anlamam ama aslında sonuç olarak bahsettiğimiz şeyin neoliberal bir yeni düzenleme olduğunu biliyoruz. Yani ideolojik olarak bu da kapitalizmin bir hali. Yani kapitalizmin bir yaşam tarzı. Yani kapitalizmin 21. yüzyıldaki yaşam tarzının göründüğü tarzlardan birinden bahsediyoruz. Yani bu atla deve değil. Yani o yüzden esasında bunun bir ekonomik hareket var. Benim iddiam o ki zaten kapitalizm ve dolayısıyla da bir tür ekonomik liberalizm dediğimiz şey zorunlu olarak paternalistik bir sisteme ihtiyaç duyar. Çünkü çıkarları nedeniyle atomize edilmiş ve herkesin birer çıkar odağı olarak tarif edildiği bir toplumu bir arada tutan şey olsa olsa çıkarların ötesinde ve ona aşkın bir şey olabilir. Ya din, ahlak, ya din değil, hem din hem ahlak. Bu mesela, hadi gelin bir filozoftan daha bahsedelim, Hobbes ve Locke'un sisteminde dinin tuttuğu yerin neden o kadar merkezi olduğunu anlamamız için şeydir. Yani ahlakın tek orada güvencesi var, din. Başka bir yerden, çünkü bir ortak bağıntı yok din dışında. O yüzden tek güvencesi din olduğu için ahlak da dinle, referansla ancak oluşturulabiliyor. Bu gerçekten modernizmin en büyük krizlerinden biridir. Yani bir evrensel referanssız bir ahlak mümkün müdür, değil midir diye. Ve atomizasyon içerisinde ancak ahlakın evrensel referansla mümkün olduğu. O yüzden işte Marksizmin ve Hegel'den itibaren daha doğrusu önemli bir farkı vardır. Evrensel olmaksızın içinden üretilen, kendimizin eylemlilikte ürettiği kolektivitelerin bir yarattığı bir ahlakın mümkün olduğunu anlatırlar falan. Yani evrensel olmaksızın diye. O yüzden dini kovalamak orada mümkündür ama liberalizmde çok mümkün değildir. Ve bence zaten neoliberalizmin tuhaf da bir, tuhaf değil, benim uzun anlatmak lazım. Çağımızda zorunlu olarak muhafazakar olmak zorunda kapitalizmin ideolojisi. Biraz işte hem Zafer'in hem de şeyin direncin azalmasıyla ilintili ama her direnç onu biraz daha özüne geri götürecek de. Böyle bir şey, çünkü çağımızda elinde başka hiçbir bir arada tutucu el yok. İkincisi muhafazakarlığın en sağ ve en ne derler, çünkü muhafazakarlık zorunlu olarak fundamentalist bir din referansı değildir. Muhafazakarlığın esas referansı tarih ve kültüredir. Yani mutlaka ve mutlaka muhafazakarlık dindarlıkla özdeş değildir. Ama günümüzün muhafazakarlığı zorunlu olarak dinle de özdeş olmak zorunda. Çünkü aynı zamanda kapitalizmin en yayılmacı etapındayız. En kolay yayılabilirlik olan ve evrensellik iddiasını dinden daha fazla taşıyan bir şey biliyorsanız yeniden düşünelim. Yani bence kapitalizmin yayılma imgesine en uygun şeyin de Tanrı'nın kendisi olduğu kanaatindeyim. Ekonomiden bahsetmeden bunu nasıl bahsedebiliyorum, değil mi? Ama paternalizmle bu yoksulluk ve sınıflar ve hiyerarşik toplumsallık arasındaki ilişki, bence Zafer'in dediği gibi hani o bir tür kollama, gözetme ama aynı zamanda kendisine şeyle, bu doğru kavram, bu sadakat aslında, bir sadakat. Çünkü paternal yapılar esasen yani babayla aşağısındaki ilişkinin hiyerarşik ve sadakat ilişkisini talep eder. Yenilerde bir Fransız filozofun İslam dini için söylediyse, İslam'da da Tanrı'nın kullarla tek ilişkisinin temel tek ilişki tarzı var, sadakat. O yüzden niye buralarda paternalistik hızla yeni geldiğini belki ikisi arasındaki ilişkiden anlayabiliriz. Şimdi ilk soruya gelince, galiba ikinci soruya yanıt verirken ilk soruya yanıt verdim. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Ezgi. Bu arada hocam saydım en az 10 tane filozof ismi söyledin. Kasten yapıyor hocam. Siyasallığa laf etmişken Zafer bir tane bile söylemedi valla. Söylemeyince ben söyleyeyim işte. Merhaba. Ya ben de tabii ki biraz çocuklar üzerinden hani kafa yorabilir miyiz diye bu hani sözüne, yani paternalizm deyince zaten çocuğu konuşmamak çok mümkün değil ama bir şey daha eksik kalır dediniz, istila mevzusu. Hani sanki biz sürekli kendi aramızda da hani çok bakıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Hani bütün bu olan bitenler, hani şu an olan biten durumdan hani çocuklar muaf değil, yani şüphesiz değil. Evet. Hatta esas olarak bu olan bitenin de olmasını sağlayacak bir nesne de aynı zamanda öyle geliyor. Bu işte bir takım tartışmalar var işte.
Yani bir yandan bu kılık kıyafet mevzusu, Şura'daki o eğitimin dinselleştirilmesindeki işte tartışmalar ya da işte ne bileyim bu Cumhurbaşkanı sürekli her yerde Berkin'den söz etmesi ya da en Kürt mevzusuyla ilgili olarak daha çıkan ya da daha kaçırılan çocuk tanımı yapması, zaman zaman bunu ayyuka çıkartması, zaman zaman geri çekmesi falan hani bir şey var. Fakat bu zaten çocuk dediğimiz şey hani hep bunun bir nesnesi ya, hani bunu birlikte de hep konuşuyoruz. Ama bu döneme ait, bu döneme ilişkin sanki bir farklılık da var gibi ama sadece seziyoruz biz. Hani bunu böyle biraz tanımlamak mümkün mü sizin tarafınızdan? Farklı bir şey daha var mı bu döneme ait? Çünkü başka bir şeyden daha söz ediyoruz. Hem paternalizm hem bir istila. Tamam, hem nesnesi hem muhatabı o istilanın. Ama neden bu kadar? Çünkü çok fazla çocuktan konuşuyorlar. Yani çok fazla çocuktan konuşuluyor. Bu. Şimdi ben de aslında tamamen sezgilerimle sana yanıt verebilirim Ezgi. Yani ben de bir takım yanıtlar arıyorum. Benim mülkiyelilerden farklı olarak hazır yanıtlarım yok. Yanıtlar aradığım için böyle bir şey. İşte ne, bugünkü eğlencemde mülkiyeliler üzerine bir şey. Şimdi evet, aslında çocukta bir her türlü düzenleme ve toplum sağlığı düzenden hareketle tarif eden her türlü sistem için bir biçimlendirme nesnesi olarak bir nesne. Yani koşulsuz olarak böyle bir ideoloji için de nesne. Ama burada bana da özel olarak gelen bir şey, şöyle bir şey. Şimdi bu muhafazakarlık türü bir tür kaybolmuş bir değerin yeniden hakim kılınmasının da güdüsü. Onu biraz Zafer'in anlattığı gibi değil mi? Hani engellenmiş, geride bırakılmış, saklanmak zorunda kalmış, bastırılmış bir değerin yeniden canlandırılmasının da hani ne derler böyle fetih duygusuna eşlik eden öyle bir şey de var bu canlama. O yüzden bu kadar hızlı şakır şakır hani o yetmedi, bunu Osmanlıca yetmedi, onu koyalım. Hani böyle bir hızlarına ben izlemek ve haberdar olmakta yetişemediğimiz bir hal var ya, bu biraz bu fetihin şeyi de var. Hani ne derler, heyecanı içerisinde de. Gerçekten böyle bir şey var. Ama şimdi çocuk sadece bir biçimlendirme nesnesi olarak değil, aynı zamanda bir değerin gelecekteki taşıyıcısını da bize gösterecek şey olması bakımından önemli. Hani seninle başka vesilelerle tartıştığımız yerlerde de konuştuğumuz gibi çocuğu nasıl tarif ettiğimiz önemli. Yani bir geçici bir evre mi falan diye. Her bu tür ideolojilerin hepsi için geçici bir evre. Ancak ben bu kadar geçici olduk, yani mesela bir klasik modernitenin gördüğü kadar geçici olduğunu düşündüklerini zannetmiyorum. Çocukluğu sadece kendisinin biçimlendirildiği bir çağ olarak değil, aynı zamanda bir tür temsil olarak da görüyorlar. Ve bence o temsile çok yükleniyorlar. Yani geleceğin de temsili olarak görüyorlar. Sadece geleceğin biçimlendirilmesi olarak değil, bugünkü temsili olarak gördüklerini düşünüyorum. Bu biraz ailede çocuğun yeriyle aynı gibi. Yani paternalist her türlü ideoloji aynı zamanda patriarkal bir ideolojidir. Ve zorunlu olarak referansı zaten ailedir. Yani özel olandır. Ailenin yapısı gibi bir yapıdır. Ailenin birliği ve bütünlüğü ama aynı zamanda ailenin hiyerarşisi ama ailenin temsilleri. Şimdi ailenin değer hiyerarşisinde kadın ve çocuk mesela hiyerarşinin altında mıdır? Nerede? Yani aslında çocuk aynı zamanda ailenin devamlılığının temsilidir. Yani o yüzden ben çocuğu sadece bir nesne olarak gördüklerini değil, aynı zamanda bir temsil olarak gördükleri için çocukluğun da ele geçirilmesi ve fethedilmesi gereken bir şey olduğunu düşündüklerini ve tüm yaşam alanlarını istila ettikleri gibi çocukluk yaşam alanına da bir değer istilasında bulunduklarını düşünüyorum. Ama buna üzerine daha çok kafa yormalıyız belki. Hani kadınla ilişkin daha hazır yanıtlarım olabilir ama çocukla ilişkin o kadar hazır yanıtlarım yok. İtiraf edeyim. Evet, açlık durumu salonun yavaş yavaş terk edilmesine yol açıyor. Çok hayati bir sorusu olan yoksa, varsa da mesela öğleden sonra cevaplanabilecekse onları da eleyelim. Yoksa 1:30'da geri dönmek üzere. Bu arada yarın için daha önce konferans salonunu duyurmuştuk ama bu toplantı çok güzel geçince yarın sabaha da bize verdiler. Yarın sabah da burada devam edecek. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Teşekkürler. Yemek yedirecek mi? Onu ben sana şey yapacağım.